Hakan. Merhabalar, iyi akşamlar hepinize. Nasılsınız? Nasılsınız hocam, iyi misiniz? İyiyim valla, evde zaman geçirmeye çalışıyoruz elimizden geldiğince. Uyuyoruz, uyanıyoruz. Saatlerimiz biraz hepimizin olduğu gibi karıştı. Ramazan girdi araya efendim, bir sürü şeyler. Bir değişik dönemden geçiyoruz. Ama ben şunu düşünüyorum. Aşağı yukarı 1,5 ay oluyor. 1,5 aydır hiç ben evde oturmamıştım. 33 yıllık meslek hayatım, 5 yılı da eğitim sürecini düşünürseniz 38 yıldır acayip bir koşma içerisindeydik. Koşuşturma süreci içerisindeydik. Bayağı İyi geldi mi ciddi hocam? bir... Valla iyi geldiğini düşünüyorum açıkçası. Yani hocam siz çok keyifli geçiriyorsunuz bu süreci. Yani yine hiç boş durmuyorsunuz. Yine çok yoğunsunuz. Ve ne kadar güzel şeyler yapıyorsunuz. Yani elimden geldiğince güzel zaman harcamaya çalışıyorum. Zamanı kullanmak çok önemli bir şey ve en kıymetli varlığımız hepimizin de bildiği gibi zaman. Bu zaman içerisinde aslında benim babam şöyle söyler hep, emekli oldu. O da üniversitede öğretim üyesiydi. İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi'ndeydi. Dekan oldu. Ondan sonra da emekli oldu. Dekanla bitirdikten sonra da. Ama hep onu söyler. Ben emekli oldum. Emekli olduktan sonra zaman yetmiyor. Eskiden bir işe gidip geliyordum. O kadardı. Şimdi evde bir iş çıkıyor. Onu yapmaya çalışıyorsunuz. İşte ne bileyim, bir kitap okuyayım diyorum. Kitabın yarısına geliyorum. Aa, 3-4 saat geçmiş. Resim yapmaya çalışıyorum. Odanın etkinlikleri var. Bu koronavirüs hakkında literatürlere bakıyorum. Bilgi toplamaya çalışıyorum. Nedir, neredeyiz, ne yapacağız? Korona öncesi neredeydik? Koronada ne oldu? Koronadan sonra neler olacak? Bunlarla ilgili bakıyorum yani bir sürü. Mesela bugün bir konsült araştırma grubu tarafından yayınlanmış. Nisan'dan sonra COVID olarak dünya genelinde ülkeleri araştırmışlar. Hani bu pandeminin etkileri neler olacak diye. Danimarka, Avusturya gibi ülkeler mesela işte 15 Mayıs'tan itibaren kademeli olarak okulları falan açacaklarını söylüyorlar. Almanya'da 4 Mayıs'tan itibaren kademeli olarak okullar açılacakmış. Okuyorum ben de buradan sadece bunları. Dikkatimi çekenler oldu. Ama mesela işte sinema salonları, alışveriş merkezleri bunları da kademeli olarak açacaklarmış. İşte 400 metrekarenin altında olan yerleri açmayacaklar. Yani sosyal mesafeyi yakalamaya çalışıyorlar. Haziran'da da bizim Türkiye içinde mesela öngörü, eğer bir sıkıntı yaşamazsak şu anda beklenen duraklama devresi ve hani vaka sayısında bir azalma, platoya ulaştığımıza dair bir veri yok diyor elimizde. Ama diyor hani eğitime uzaktan devam ediliyor. Aralıklı sokağa çıkma yasakları devam edecek. Herhalde bayramdan sonraki süreç, yani bu 15 Mayıs mı oluyor? Haziran'a doğru. Haziran başı gibi falan rahatlarız diye düşünüyorlar. Kanada Başbakanlığı bir açıklama yapmış. Aşı ve tedavi protokolleri hiç oturmadan biz diyor mesela okulları çok fazla açmayı düşünmüyoruz demişler. Yani ikinci bir şeyi, pandemiyi, hani bir tekrar ne bileyim virüsler bir efendime söyleyeyim mutasyon geçirip daha kuvvetli bir, daha etkili hale gelirlerse, bir daha bir pandemi olursa bunun altından kalkamayız diye bir panik halindeler. Ama ben bizdeki sürecin biraz daha korkulandan daha rahat veyahut da öyle söylemeyeyim de hani duyduğumuz kadarıyla, tabii basından izlediğimiz, televizyondaki haberlerden, sosyal medyada gördüğümüz kadarıyla bizde çok fazla karamsar geçmiyor. Birçok benim doktor arkadaşım da bazıları çok ciddi, yani yoğun bakıma kadar gidebilecek pozisyondayken geri döndüler. Hatta geçenlerde bir tanesiyle telefonda konuştum. Hakan diyor, anestezi uzmanıdır kendisi, benim çok sevdiğim bir kardeşim. Bir şey o hissederseniz diyor, hemen bana gelin diyor. Ben diyor gereğini yapacağım. Sizler hiç korkmayın, biz bunun tedavisini gerçekten çözdük diyorlar. Tabii bu da muhteşem bir haber. Bir de bizde gerçekten yani biz eskiden ya Türkiye'de bu kadar çok tomografi makinesi var, bu kadar çok görüntüleme cihazı var, bu kadar çok görüntü cihaz yığılıyor bu ülkeye gereksiz falan filan diyorduk. Ama şu anda iyi ki bunları yapmışız. Yani sorunsuz bir şekilde, hatta dün veya evvelsi gündü BBC Prime'da bir yayında bunu şeyde Instagram'da da yayınlandı, sonra sosyal medyada da göründü. Türk doktorları bu işi çözdüler. Türkiye'nin altyapısı COVID'e sanki hazırmış gibi bir imaj içerisindeyiz. Ve dünya hakikaten bizim Türk doktorlarına, Türk
doktorlarına demeyeyim. Aslında doktorlar kelimesi hani dişçiler kelimesi gibi yanlış anlaşılan bir kelime. Doktor dendiği zaman bütün sağlık çalışanlarını içine kapsıyor gibi anlıyorum ben. Burada çünkü gerçekten bir sağlık hizmetlisi de, hemşire de, efendime söyleyeyim bir tekniker de hepsi canlarını dişlerini takıp insanları hakikaten kurtarmaya çalışıyorlar. Buradan bir kere daha onlara minnettarlığımızı iletmek isterim. Evet hocam, çok teşekkürler gerçekten. Hani böyle aslında güncel bir bilgiyi sizden aldık. Hatta ben şeyden çok emin olamadım. Yani diş hekimleri odası olarak hani bu sürece dair yaptıklarınızı şimdi mi konuşsak yoksa ilerleyen dakikalarda mı Siz konuşsak hani? sohbeti yöneten sizsiniz. Ben misafirim. Ne derseniz ben bilgim dahilinde elimden geldiğince dinleyicilerimizle ve sizinle burada paylaşmaya çalışırım. Ay, çok teşekkür ederim. O zaman o konuya yeniden dönelim ilerleyen dakikalarda. Çünkü hocam Tabii ki. öncesinde ben biraz daha aslında sizi yakından tanımayı da çok arzu ediyorum. Çünkü ben bakıyorum Instagram sayfanızdan. İnanılmaz keyifli bir biçimde bu süreci geçiriyorsunuz aslında. Sporunuzu yapıyorsunuz, resminizi yapıyorsunuz. Onun dışında genel olarak baktığımızda işte enstrüman çalıyorsunuz, golf oynuyorsunuz, koleksiyoner bir tarafınız var. Yani sizinle ilgili aslında yani çok böyle güzel öğrenebileceğiniz hobileriniz var. Bu süreci nasıl değerlendiriyorsunuz? Hobilerinizden bir başlayalım mı? Valla benim hobilerim aslında çok değişik şeyler üzerine başladı. Ben hayatın her tadından tatmaya çalışıyorum, açık söyleyeyim. Ne bileyim, kayaksa kayak, tenisse tenis, golfse golf. Tabii bunlar yaşına göre de insanın, fiziksel kondisyonuna göre de değişen şeyler. Koleksiyonerlik, evet, kitap koleksiyonum var. Onu toparlamaya çalışıyorum. Gerek eski olsun, gerek güncel olsun şiir kitapları. Bir Sunay Akın hayranıyımdır. Öyle Sunay Akın'ın bütün kitaplarını neredeyse okudum sayılır. mi? Zülfü Livaneli'nin kitaplarını çok seviyorum. Efendime söyleyeyim, başka kimin şeyi var? Sabahattin Ali serisini mesela bitirmişimdir. Sevdiğim yazarlar içerisindedir. Orada mesela işte Türkiye'nin durumunu anlatıyor. Biraz eleştirsel yönleri de var. Maalesef biliyorsunuz Sabahattin Ali zaten bir cinayete kurban gitti. Bir Yaşar Kemal'in kitaplarını okumaya çalışıyorum. Şimdi bir Nutuk, bu dönemde çok rahatlıkla okunabilecek tekrar tekrar bir kitabımız. O da önemli bir kitap bence. Hasan Ali Toptaş'ın eserleri çok enteresan geliyor bana. O hayal dünyası okuduğunuz zaman onları okurken böyle etkilenmemek elde değil. Ne anlattığını anlayamıyorsunuz. Bazen en başa dönüp mesela chapter chapter kitaplar bir başka chapter'a geçiyor, bir konuya geçiyor. Bir şeyi unuttuğumu mu veya atladığımı düşünüp tekrar onu okumaya başlıyorum. Onu da Diren Demirci diye bir benim uzmanlık öğrencim vardı. Bana bir hediye olarak bazen uçak seyahatlerinde beraber olurduk. Kitap okuyorum falan. Hocam dedi ben size bir kitap önereceğim deyip Hasan Ali Toptaş'ın kitaplarından bir tanesini vermişti. Onu da çok keyifle okuyup sonra hepsini edindim. Okumaya çalışıyorum fırsat buldukça. Onun Yazıyor haricinde musunuz peki hocam? valla yazarlık konusu şöyle, ben onu bilmiyordum. Yazmaya çalışıyorum. Akademisyen olarak da bir şeyler yazmaya çalışıyorsunuz tabii ki. Şu an mesela literatürler topluyorum. Bir sürü işte ben Avrupa Birliği'nde daha doğrusu Avrupa'da implant yapan diş hekimleri birliği diye bir dernek vardır. Avrupa Parlamentosu'nda bir tek o derneğin ofisi vardır. O ofisteki arkadaşlarımla her ülkenin bir parlamenteri vardır o dernekte. Parlamenter diyoruz veyahut da temsilci, ülke temsilcisi diyoruz biz onlara. Türkiye'de ben orada aşağı yukarı 2005 yılından beri temsil ediyorum. Her yıl iki defa toplanırız. Bir Eylül ayında, bir Şubat ayında. Şubat ayında konsensüs toplantıları olur. Ve Avrupa Komisyonu toplantıları olur. O grubun içerisinde yazışmalar vardı. Mesela işte COVID'den sonra veya şu esnada hastalara nasıl bakacağız, ne yapacağız? Şunu takip ediyorum. Bütün dünyada da biz diş hekimleri olarak aşağı yukarı hatta biz belki daha bile aynıyız. Aynı fikirleri paylaşıyoruz onlarla. Yani eğitim sistemimizden olsun. Efendime söyleyeyim, COVID'den sonrasında ne yapacağız? Ne şekilde hastalarımıza bakacağız? Sterilizasyon, dezenfeksiyon. Bana kalırsa sterilizasyon, dezenfeksiyon, daha doğrusu asepsi, antisepsi kurallarına uyulduğu süreç içerisinde daha hassas, birazcık eskisinden daha hassas davranırsak, özellikle aerosollü cihazları falan kullanırken birazcık tedbirli davranırsak, konudan konuya geçiyoruz ama
Hızlı hızlı gidiyor işte, bilmiyorum. Yani Bence bulaştan önce kendimizi koruyacağız. Sonra da çapraz enfeksiyon. Yani biz COVID'li hastanın olup olmadığını bilemiyoruz ama ona bakıp onun arkasından işte yeni hasta alacağımız zaman ona COVID'i bulaştırmamak için elimizden gelen her şeyi yapmamızda fayda var. Bunlar nedir? Bunlar zaten üniversitelerde okutulan şeylerdir. Sterilizasyon, dezenfeksiyon, asepsi, antisepsi konuları. Bunlara çok iyi bir şekilde riayet etmemiz lazım. Hastalarımızı ileride belki şu olabilir. Hani şu anda ben daha şey yapmadık. Hani kliniklerimizi açmadık, çalışmıyoruz ama mesela şey olarak süreç içerisinde kliniklerimizi açtıktan sonra diyelim ki eskiden yarım saat veya 15 dakika arayla hastalarımızı koltuklara alıyorduk. Chairside diyoruz biz. Unit veya tedavi odalarını alıyorduk. Şimdi o süreyi bir parçacık uzatmaya gayret göstermekte fayda var. Aeratörle çalışmakta bizim en fazla burada aeratör çalışması esnasında veyahut da diş tacı temizliği yapılırken, yani aerosol oluşturacak şeyler. Biz mesela implant yapıyoruz, cerrahi yapıyoruz. Pek fazla aerosol oluşacak bir şey yok ama bir protetik tedavi, bir restoratif tedavi yapılacak, bir periodontal tedavi yapılacak. Şimdi işte bunlar konuşuluyor. Farklı farklı yaklaşımlar var. Farklı farklı yaklaşımlardan kastım, aşağıdan sorular geliyor, onları da okumaya çalışıyorum ben oradan. Farklı yaklaşımlar var. Aeratörle falan çalışırken mesela üzerinize diyor bir vantilatörle üfletin. Eğer aspiratör sisteminiz yoksa o aerosol kliniğin içine doğru yayılsın, sizin direkt üzerinize gelmesin diye bir bahsedilen bir sistem var. Bazı özel aeratöre çok yakın duran böyle elektrik süpürgesi ağzı gibi özel aspirasyon sistemleri var. Havayı aspire ediyor, HEPA filtrelerden geçirip ortama veriyor. Bu da şu anda firmalar Türkiye'ye getirmeye başladılar sanıyorum. Geçenlerde hatta bir internet reklamından, daha doğrusu Instagram'daki bir reklamdan aradım. Bir diş deposu, isim vermeyeyim ama şey dedi, cihazı daha getirmedik hocam ama işte 1300 dolar, 1500 dolar bu civarlarda ücretleriyle bu cihazlarda edinilebilir. Çok yoğun restoratif tedavi çalışan hekimler aracılığı isterlerse. Onun haricinde değişik değişik maske tipleri var. Ama bana sorarsanız saçınızın üzerini boneyle örtmek, yüzünüzü koruyan bir shield dediğimiz o plastik kalkan, o sağlam bir maske. Bu flipli maskeleri pek önermiyorlar. Eğer siz hastaysanız siz hastalığı bulaştırabiliyormuşsunuz. Sizin nefesiniz dışarı çıkıyormuş. Onun için bu maskeler 3M'in mesela, 3M'in çok güzel 3 katlı maskeleri vardır. Bunların bile koruduğu söyleniyor. Yüz maskesi olacak, gözlüğünüz olacak. Zaten artık belli bir yaştan sonra gözlüksüz çalışamıyorsunuz. Onun için boynumu nasıl koruyacağım? Boynunuzu bir önlük, ameliyat önlüğü giyebilirsiniz. Ameliyat önlükleriyle. Tulum diyorlar. Bu tulumları giyen meslektaşlarımdan ben duyuyorum. Hava almıyor. Çok da acayip terletiyormuş. Çok yorgun hissettirir insanlara. Su kaybedersiniz. Onun için bu tedbirleri alacağız yavaş yavaş. Bir de ben şuna da inanıyorum. Hani insanların kendi vücut dirençleri süre içerisinde artacak. Buna da biz bağışıklık kazanacağız. Buna bak, tarihe baktığımız zaman birçok pandemiler oluşmuş. O yüzden endemik durumlar oluşmuş, pandemik durumlar oluşmuş. Bunları insanlık hep yaşamış. Tabii ki tedbirimizi alacağız. Hiçbir zaman da yumuşamayacağız. En güzel şekilde kendimizi de hastalarımızı da koruyup küçük küçük bence tedavilerimizi yapmaya başlamamız lazım Evet diye hocam, düşünüyorum. zaten evet yani en yüksek risk grubu meslek olmamıza dair zaten hani çok hızlı aksiyon aldınız değil mi? İstanbul Diş Hekimleri Odası hemen zaten ilk vaka görülür görülmez Türkiye'de bir takım tedbir önlemleri açıklamaya başladınız ve süreci çok aktif takip ediyorsunuz. Evet, her gün neredeyse biz İstanbul Diş Hekimleri Odası olarak, yönetim kurulu olarak toplanıyoruz. Bizim toplantılarımızın iki ciddi boyutu oluyor. Bunlardan bir tanesi sahada çalışan arkadaşlarımız, kamuda çalışan arkadaşlarımız. Bunlar dile getirilmiyordu, bunun dile getirilmesini sağladık. Sağ olsun Sağlık Bakanımız hep çıkıyordu işte, doktorlar, aile hekimleri, işte sağlık teknikerleri falan filan, diş hekimlerinin adı geçilmiyordu. İstanbul Diş Hekimleri Odası olarak ve Türk Diş Hekimleri Birliği'ne bunu direkt bildirerek ve şeydeki bu bilim kurulundaki Figen hocamıza da ulaşarak, ya dedik ki hani İstanbul'da 1700 tane diş hekimi, aşağı yukarı 1700 tane diş hekimi, evet ADSM'ler acil dışında bir şey bakmıyor, nöbet sistemi var. Bu diş hekimlerinden devlet yararlanmaya başladı, filyasyon yapmaya. Yani nedir? Korona testi, PCR testlerini yapmak için
ev ev dolaştırmaya başladılar meslektaşlarımızı. Bu ciddi bir sorumluluk, ciddi bir risktir. Biz bu diş hekimi kardeşlerimize elimizden geldiğince oda olarak, ciddi olarak ilk başlarda, çünkü maske, eldiven, yüzey dezenfektanı gibi bir sürü sıkıntılar oldu. O yüzden bunları hemen çözmek için ciddi aksiyonlar aldık. Hatta bundan ilgili ilçe sağlık müdürlüklerine bile hani danışılabilir, sorulabilir. İlk sıkıntılı dönemlerde, çünkü bir süre maske bulunmadı. Bir süre eldiven bulunamadı. Bir süre önlük bulunamadı, inanın bana. Yani bu çok bone bulunamadı, bu tip şeyleri. Biz diş hekimleri odası olarak, hatta kendimiz yönetim kurulu üyeleri olarak, hani burada söylenmez ama kendi emeklerimizle, kendi kliniklerimizde bulunan şeyleri bile nasıl olsa biz çalışmayacağız deyip servis ettik o meslektaşlarımıza, filyasyon yapan arkadaşlarımıza. Oda olarak neler yapıyoruz? Oda olarak her bir kere diş hekimliğini de burada bulundur, yani bizim de diş hekimleri olarak ciddi bir platformda yer aldığımızı göstermeye çalıştık. İstanbul Diş Hekimler Odası olarak da çok ciddi bir şekilde hızlı bir platformla bir örnek oluşturacağını düşündüğümüz eğitim programlarını oluşturduk. Bu Instagram süreci maalesef böyle. Biz de aynı şeyleri yaşadık. Bir de şu anda gerçekten internet üzerinde acayip bir yoğunluk var. Geçenlerde yine Twitter'da bir yazı okudum. O da şu: hani Türkiye'nin internet altyapısı gerçekten çok güçlü. Hiçbir problem yaşamadan her türlü işimizi gerçekleştirebiliyoruz. Almanya'daki diş hekimi arkadaşlarımla konuşuyorum. Yani onlarla mesela görüntülü konuştuğumuz zaman flu bir görüntü. Hiçbir zaman böyle net görüntü yakalayamıyoruz maalesef. Çok ciddi sıkıntıları var. Amerika ile evet problem olmuyor. Kanada ile problem olmuyor. Ama Avrupa ülkelerinde internet üzerinde gerçekten bir problem yaşıyoruz. Enteresandır. Ama Türkiye'de çok güzel, çok kuvvetli bir altyapıya sahipmişiz. Ya insanlar bazı şeyleri yaşamadığı sürece, hani bu sıkıntılarla veyahut da beklenmedik süreçleri yaşadığımız zaman, hani komplikasyon çıktığı zaman nasıl çözüyoruz? O önemli olmaya başladı yaşamda. Bir de bazı şeyler, geçenlerde mesela yine bir şey okudum. Ya diyor, ne 1.000 tane ayakkabı alsak ne olacak diyor. Giydiğimiz eşof. Ben hakikaten 1,5 aydır altımda bir eşofman. Değiştiriyorum onları. Değişik değişik. Üstümde bir tane işte polo tişört veya bisiklet yakalı bir tişört giyiyorum. Bütün günüm öyle geçiyor. Geçenlerde hatta bir uluslararası kongre vardı. Hatta 2 tane öyle oldu. Bir tanesini Şerif Küçük hocamız gerçekleştirmişti. Bir tanesini de bizim Avrupa'dan bir Dijital Dental Forum diye bir platform var. Hindistan'dan, Orta Doğu'dan, efendime söyleyeyim, bütün Avrupa ülkelerinden, Kanada'dan, Amerika'dan hocalarımızın katıldığı bir kongreler dizisi, konferanslar dizisi yapıldı. Orada kravatla, şeyle, ceketle çıkıp sunum yaptım. Sonra kendi kendime güldüm. Bir de yeni bir şey daha öğrendik. Mesela şimdi biz eğitim yaparken kurslar yapıyoruz, konferanslar veriyoruz. Bir şeyi içtenlikle paylaşabiliyorsun. Mesela şimdi sizin suratınızı görüyorum. Ha, gülümsüyorsunuz, tepki alıyorum. Ben ona göre motive oluyorum. Bu tarz ortamlarda konferans verirken aslında zor, duvara konuşuyorsunuz. Değil Ben mi? Doğru. oğlumun yaptığı bir, benim kendi resmim var. Oğlum da benim sanatçıdır. Ona bakarak ona anlatıyormuş gibi yapıp böyle ders anlatıyorum. Sanki birileri varmış gibi. Zor bir süreç ama bunu da yapmayı öğrendik. Ruhsuz bir süreç. Gerçekten ruh yok ama olsun. Yapıyoruz bir şeyler işte elimizden geldiğince. Hocam bu arada siz duyabiliyor musunuz hocam beni? Şimdi Geliyor mu sesim duyuyorum. şu anda? Şimdi Tamam. duyuyorum. Evet. Hocam bu arada sizin İstanbul Diş Hekimleri Odası olarak eğitim komisyonu olarak da çok güzel programlar düzenliyorsunuz. Ben de sizi izlemeye çalışıyorum. Kendi programlarımla çakışmadığı sürece. Siz de çok aktifsiniz. O nasıl gidiyor? O programlar da oldukça yoğun değil mi? Ve o programları biz haftada 2 gün gerçekleştiriyoruz. Perşembe ve pazar günleri. Perşembe günleri saat 6 ile 8 arası, pazar günleri de 4 ile 6 arası yapmaya gayret ediyoruz. Güvenilirliği bilinen, efendime söyleyeyim, bilimselliği, klinisyenliği hiç tartışma götürmeyecek hocalarımızı sırasıyla ilk başta eğitim komisyonumuzda, İstanbul Diş Hekimler Odası'nın eğitim komisyonunda çalışan arkadaşlarımızla gerçekleştirmeye başladık. Sonra şimdi önümüzdeki 1,5 ayın programı mesela belli ama deklare etmek istemiyorum. Bazen iş çıkıyor, bir şey oluyor, değiştirmek zorunda kalıyoruz. Onu gün ve gün bildiriyoruz. Zaten hep bütün meslektaşlarımız sosyal medyadan paylaşmaya başladılar.
O yüzden yavaş yavaş bir şeyler yapıyoruz işte, oturtmaya çalışıyoruz en güzel şekilde. Dediğim gibi önce biz bunu Instagram'da başladık. Fakat Instagram'da tabii slide göstermek, bir arka plan hazırlamak vesaire biraz sorundu. Ama onu da çözdük. Sanıyorum meslektaşlarımız, ha şu soru geliyor. Hani biz diyorlar ki bunu bir daha izlemek istiyoruz. Ne zaman şey yapacağız, söyleyin adını. Ne şekilde kaçırdıysak bir daha izleyebilecek miyiz? Evet. İstanbul Diş Hekimleri Odası'nın YouTube'da sayfası var. O sayfayı üye olurlarsa biz hocalarımızın izni olan, konferanslarını anlatan hocalarımızın genellikle izin veriyorlar. İzinleri doğrultusunda o sunumları tekrar zaten istedikleri zaman oradan bulabilirler. Net bir şekilde izleyebilirler. Tamam. Hocam ben hemen size böyle şöyle bir cevap vereceğim. Bazı arkadaşlarımız sorularının anlık iletilmesi konusunda biraz hassasiyet gösteriyorlar ama arkadaşlar Olur. akışımız doğrultusunda hani biz bir gidelim sorularınızı en son tabii ki yeri geldiğinde cevap bulamazsınız yine iletiriz ama hani böyle her yazılan da Hakan hocamı bölüp iletmem biraz zor olabiliyor. Bu konuda biraz anlayış rica edeceğim sizden. Şimdi hocam sizden ben diş hekimi olmaya nasıl karar verdiniz? Bunu bir dinlemek istiyorum. Valla diş hekimi olmaya nasıl karar verdim? Bence çok büyük bir tesadüf oldu. Çünkü bizim aileden ne doktor var ne diş hekimi var. Hiç öyle bir şey yok. Benim babam da mühendisti sonuçta. Ben Hava Kuvvetleri'ne girip pilot olacaktım. Bütün hayalim oydu. Türk Hava Kuvvetleri'ne girecektim. Ve lisedeki, ortaokuldaki bütün süreçte, hatta Serdar Sıralar sormuş Hakan'a İtiler Lisesi'nden sorun veyahut da Levent Evet hocam, Lisesi. biraz Bu öncesinde de çok güzel anılar var sanıyorum ki üniversite öncesinde. Tabii. Gençlik yılları, çocukluk yılları, o zaman Etiler, aslında AK Merkez'in olduğu sahada, o boşluk arsaydı, bizim futbol sahamızdı orası. Etiler Lisesi'nin futbol sahasıydı. Ben okul takımının kalecisiydim. Fotoğraflarım bile vardır. Ondan sonra Serdar'la biz bir dönem sınıf arkadaşı olduk. Altı Fen D olarak. Çok keyifliydi. Bir de Etiler Lisesi zamanında çok ciddi bir okuldu. Bizim mesela 45 kişilik sınıftan hepimiz İstanbul Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi'nin ve güzel yerleri kazanmıştık. Rahmetli hocalarımız, birçoğu rahmetli oldu tabii. Hepsi çok kıymetli hocalardı. Bizleri çok iyi yetiştiriyorlardı. Ben dediğim gibi pilot olmayı düşünürken bir pazar akşamı bir diş ağrısıyla, hatta bunu ses ver, ışık pardon, ilham ver diye bir kitaptı sanıyorum, yanlış hatırlamıyorsam. Bir anekdot olarak bunu da anlatmıştım. Bir diş ağrım oldu. 21 numaralı dişim ya da yok, 12 numaralı dişim sanıyorum. Tabii 12 numaralı diş. Ben çocukken düşmüştüm, tahterevalliye çarpmışım dişimi. Sonra tam lise sondayken şeye çarptı. Apikal lezyon olmuş. O siz endodontistsiniz, daha iyi bilirsiniz. Pulsatif bir ağrıyla pazartesi sabahı doğru diş hekimliği fakültesine gittim. Ve çok enteresandır, İlk tanıştığım fakültede yukarıya çıktım. Bana dediler, dişim ağrıyor, ne yapayım? Dördüncü kata git, bakarlar dediler. O zaman öyle endodonti, restoratif falan yoktu. Diş tedavisi, diş hastalıkları ve tedavisi ana bilim dalı vardı. Çıktım yukarıya. Söyle evlat dedi birisi oradan. Onu Taner hocamızın tavrını bilirsiniz. Taner Yücel hocam. Ondan sonra beni dişim ağrıyor dedim. Emanet ettiği iki tane o zaman melek gibiydi o hanımefendiler. Öyle hatırlıyorum. Çünkü dişimin ağrısı kesildi. Anladığım kadarıyla şey yaptılar. Kulp odası açılınca süpürasyon bölge, basıncı, apsenin basıncı kalkınca gözüm açıldı. Ve ardından rahmetli Profesör Doktor Necla Timuçin hocam beni dediler ki ameliyat olacaksın. Bir apikal rezeksiyon ameliyatı geçirdim. O gün ben o hafta içerisinde ya dedim ben diş hekimi olacağım ve çene cerrahı olacağım diye bir karar vererek diş hekimliği fakültesine girdim. Ve Hava Kuvvetleri'nden bu şekilde veya pilotluktan da bu şekilde uzaklaşmış oldum. Ama hiçbir zaman uzaklaşmadım. Simülatörlerde olsun, uçuş okullarında olsun hep uçuş vesaire havacılığa hala merakım vardır. Flight radardan işte uçakları izliyorum. Uçağa bindiğim zaman hangisidir, nedir, tekerlekleri nereden açılır, yok bir şudur budur. Ve Yeşilyurt'ta da sağ olsun Burhan Tan diye benimle birlikte çalışan bir kardeşim var, diş hekimi. Burhan bana geçen sene doğum gününde bir simülatör uçuşu hediye etmiş. Gittim oğlumla beraber çok güzel anlar yaşadık. Uçağı kaldırdık Antalya'dan. Atatürk Havalimanı'na indik ve tekrar ondan sonra şeye döndük. Hatta oradaki eğitmen pilot dedi ki hocam dedi buraya dedi hava yollarından geliyorlar eğitim almaya dedi.
Sizi ben dedi 6 ayda pilot yaparım. Siz bayağı yeteneklisiniz. Daha kaç Oo. yaşındasınız dedi. İşte 55 dedim. Hocam 10 seneniz var. Türk Hava Yolları zaten pilot arıyor dedi. Dedim bu saatten sonra geçti. Onun haricinde Gyrocopter diye bir Fly Alaçatı diye hiç unutmuyorum, nur içinde yatsın. 29 Ekim'de şehit olan bir pilot kardeşim var. Beni uçururdu. Bana eğitimini veriyordu. Hatta Gyrocopter alacaktık. Beraber Alaçatı'daki hangarda saklayacaktık. Birlikte uçacaktık ama 29 Ekim'de iki pilot iniş esnasında perde vites derler veyahut da stall derler. Uçağın hızını inişte ayarlayamazsanız 1 kilometre bile fark eder. Taş gibi uçak düşer. Sanıyorum inişte öyle bir sıkıntı yaşamışlar ve pist başında maalesef şehit oldular. Bu tip şeyleri yaşayınca da aslında havacılık biraz sıkıntılı bir meslek. Çok da enteresan bir ibaresi vardır havacılıkta. Havacılık kuralları kanla yazılmıştır deniz. Yani hiç şakaya gelmeyen bir meslektir. Ben öyle çok güveniyorum. 10 bin saat uçtum, çok iyi uçarım falan. Pür dikkat olmanız lazım. Onun için bir kaptan abilerim var, meslek yaştaşlarım var. Onlarla da oturuyoruz, konuşuyoruz. Ne olacağı hiç belli olmayan bir meslek. Havadasınız, her an her şeyle karşılaşabilirsiniz. Her ne kadar teknoloji gelişmiş olsa bile hep. Bizim mesleğimizde de öyle değil mi? Ben bu implantı çok iyi yaparım. Ben bu kanal aletini çok iyi biliyorum. Döner başlıklı aleti takarım, açarım. Hiç olmadık şeyler oluyor. Beklemediğiniz bir yerde perforasyon oluyor. Beklemedik bir yerde implantın kavitesini açarken kemik kırılıyor. Tork uygulayayım diyorsunuz, sıkıştırıyorsunuz, kemiği nekroze ediyorsunuz, implant gidiyor. Onun için bir sürü önemli nokta var. Onlara dikkat etmek lazım. Hocam siz o zaman diş hekimi olurken daha cerrah olmayı sanıyorum hedefledim, Aynen öyle. değil mi? Aynen öyle. Ben birinci sınıftaydım. Hiç unutmuyorum. Nevin Büyükakgüz hocamız vardır. Emekli olduğumu bilmiyorum. Çünkü ben 2016 yılında emekli oldum. Fakat geçenlerde işte fakülteye ziyarete gittim. Maalesef fakültemiz yıkıldı. Şimdi rektörlük binasında rektör yardımcılarının odalarını, daha doğrusu bekleme salonlarını hocalarımıza tahsis etmişler. 20 tane hoca aynı odada. Acayip motivasyon düşürücü bir ortam. Maalesef bu şu anda böyle bir süreci yaşıyoruz. Şu anda bir pandemide bunu konuşmak biraz hani ters düşünülebilir ama konuşmak da lazım. 45 günde bir pandemi hastanesi inşaatı yapılabiliyorsa 45 günde bir diş hekimliği fakültesindeki İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi 1900 8'de Darülfünun'un ardından bilimsel diş hekimliğinin kabulünden itibaren ilk kurulan diş hekimliği fakültesi. Ve diş hekimliği fakültesinde efendim bir sürü diş hekimliği fakültesini doğmuş. Hacettepe'sinden Ege Üniversitesi'ne ve onlar da sıralamayla böyle şu anda 90 tane diş hekimliği fakültesi var. Hepsinin kökünden aslında İstanbul Üniversitesi'nden çıkan bir mitozla gelmiş ve İstanbul Üniversitesi'nin şu anda binası yok. Maalesef onu inşallah yine yerinde Çapa Kampüsü içerisinde Diş Hekimliği Fakültesi'nde yapılır, kurulur umudumuz her zaman var. Hocam siz şimdi ben biliyorum ki yani çok fazla yayınınız var. Akademisyen olarak yüzün üzerinde ulusal ve uluslararası yayınınız var. O yüzden bunun yanı sıra tabii ki çok da güzel bir kliniğiniz var, çok da donanımlı. Aslında hem akademisyenliği hem de özel sektörü çok yakından tanıyan ve deneyimlemiş bir hocamızsınız. Ve Evet. bu karşılaştırmayı aslında sizin gözünüzden sanki görmek, bakmak bizimler için çok faydalı olur diye düşünüyorum. Tabii ki. Artıları nedir? Neler söyleyebilirsiniz? Şimdi ben Peker hocamın lafıyla olaya ele alayım. Benim çok hürmet duyduğum efendim çok çok donanımlı hem sosyal hem bilimsel hem insan. Benim hocamı değerlendirmem, yargılamam çok ters olabilir. Benim bir büyüğümdür. Ama çok çok değerli bir insan olan, hocalığı bir kenara, insanlığı çok büyük olan ve bende çok emeği olan bir hocam daha vardır ki Peker Sandallı hocamız. Birçok hepimiz biliriz. Periyodontologtur. İmplantolojiyi kurdu Türkiye'de. Çok kıymetli hocamdır. Çok severim kendisini. Saygım da sonsuzdur. Ben her zaman onu idol olarak gördüm. Bir Semih Çalık Hocaoğlu hocamız vardı. Asaletiyle, bilimselliğiyle, ders anlatışıyla, öğrenciliğe saygısıyla, öğrenciye saygısıyla. Peker hocamız, hiç unutmuyorum, dekan olduğu zaman ben baş asistandım sanıyorum. Arkadaşlar, bizim mesleğimiz hem pratik gerektirir,
hem teorik gerektirir. Siz akademisyen olup teorikte gömülürseniz pratikte hiçbir şey yapamazsınız. Onun için ikisini birden yürütmek zorundasınız. Muayenehanelerinizde gidin, çalışın derdi o zaman. Ama sabah 8, akşam 5 bizim üniversite mesaimiz var mı? Var. Üniversitenizde olun, ondan sonra ne yaparsanız yapın. Lütfen üniversite hastalarınızı muayenehanelerinize taşımayın. Bu çok önemli. Yani affedersiniz bu kaba bir tabir. Belki de cahilce karşılayacaksınız ama haram yemekten bahsediyorum. Bunlar haram yemektir. Bu tarz şeylere pek girmeyin ama ne yaparsanız yapın derdi bize Peker hocamız. Ben ikisinin de yapılması gerektiğini düşünüyorum. Hatta şimdi şu eğitimleri düzenledikçe ne yalan söyleyeyim hani ben eşim dostum gelirse kırmamak için hani matris uygulayıp bir dolgu yapmaya çalışıyorum vesaire. Ama şimdi öyle güzel dolgu materyalleri bir Hande Şar Sancaklı'nın yaptığı dolguyla ne bileyim bir Esra'nın yaptığı dolguyla benim yaptığım dolgu bir olur mu? Olmaz. Onlar çünkü tabakalamalar yapıyorlar. İşte efendime söyleyeyim bir sürü şeyler yapıyorlar. Ama ben çene cerrahıyım deyip de bir kenara da çekilmemek lazım. Diş hekimliği bir bütündür. Şimdi implant yapmak. Hepimizin bir hevesi var, bir heyecanı var. Hepimiz implant yapmak istiyoruz. Doğru. Ama benim en çok sevdiğim şey ne yapmaktır biliyor musunuz? Kanal tedavisi. Bir Öyle dişi mi? endodontik tedaviyle ortograt yolla kurtarabilmenin verdiği zevk hiçbir yerde yoktur. Evet, bazen hem cerrahi yönüyle bir apikal rezeksiyon veyahut da enikülasyonla, kistin enikülasyonuyla tedaviler yapıyoruz. Ama lezyonu önce küçültüp ondan sonra onu ameliyat edip dişleri ağızda hala tutuyor olmak bana acayip bir zevk veriyor. Ha evet, implant her zaman dişlerini kaybetmiş insanlar bize geldikleri zaman elimizden geldiğince en güzel şekilde yapmaya çalışıyoruz. Ama şimdi implant yaparken de oklüzyon bilmek lazım, iyi bir protez bilmek lazım, tedavi planlamasını bilmek lazım, kompozit malzemeleri bilmek lazım ki artık yavaş yavaş diş hekimliğinde porselenler, seramikler vesaireler evet yeri var yok demiyorum. Ama mesela yeni jenerasyon malzemeleri incelediğiniz zaman diş hekiminde de yine kompozitlere dönüş var. Mesela BioHPP diyorlar veya pik materyal işte seramikle kuvvetlendirilmiş materyaller diyorlar. Kompozit malzemeler diyorlar. Düşünsenize bir porselenden yapılmış, seramik materyalden yapılmış bir diş chipping olduğu zaman onu restore edebilmek için, tekrar tedavi tamir edebilmek için söküp laboratuvara yollamanız lazım. Ama şimdi bir öyle güzel ki şeyler var, söyleyin adını, kompozit malzemelerle yapılan protezler var. Hem çiğneme fonksiyonu esnasında yumuşak bir amortisör vazifesi görüyor, o proprioseptif sistemi hissettiriyor hastalara. Hem de efendime söyleyeyim, ağız içerisinde tamir olanağını da sağlıyor. Ve belli olmadan tamir edebiliyorsunuz benzer malzemeler olduğu için. Yani teknolojiyi, güncelliği takip etmek lazım açıkçası. Yeni jenerasyonları takip etmek lazım. Anladım. Çok teşekkürler hocam. Birazdan implanta geçeceğim ama öncesinde sizinle ilgili biraz ipucu yakalamak adına seri sorular sorayım mı size hocam? Sizi daha Olur. yakın tanımamız için. Hocam şimdi size bu sayacağım ikililerden birini seçmenizi rica edeceğim. Hangisi sizce daha iyi tanımlar? Garantici mi, maceracı mı? İkisini de diyebiliyor muyum? Tabii hocam, Öncelikle her zaman ayaklarımı sağlama basmayı düşünürüm, isterim. Ama maceracı olmaktan da hiçbir zaman kaçınmam. Maceracı olabilmek için de ama hani böyle boşluğa kendimi bırakmam. O yapmak istediğim şeyle ilgili olarak birazcık kendimi yetiştirmeye çalışırım. Tabii ki sağlam basacağız ama sağlam basacağız diye de çekingen davranmamamız lazım. Yapmak istediğimiz bir şey varsa işte ne bileyim pilot olacaksın veya sivil havacılıkta uçacaksın. Ben gideyim şimdi garantiye almak hiç yapmayayım. Bunu keyfine hiç varmayayım. Bir yandan da ya ben bunun farkına varayım gideyim. Bineyim uçağa koysunlar beni uçurabilecek miyim? Uçuramayacağım. Onun için eğitimini de almak lazım. Resim yapmak mesela ben resim yapmaya da çalışıyorum elimden geldiğince. 2-3 defa oğlumla birlikte, oğlum Ege Özyuvacı, o da sanatçıdır. Ondan beraber karma sergiler falan da açtık. Nesrin Çalıka hocamız vardı. Geçen sene işte vefat etti. Nurlar içerisinde yatsın. Onun 3 yıllık akademisine devam ettim. Mahmut Cudan'ın öğrencisidir kendisi. Neşet Günal hocamız vardır. Rahmetli oldu tabii.
O da Türkiye'deki nadir ressamlardan bir tanesiydi. Çok güzel eserleri vardır. Neşet Günal, internette araştırabilirsiniz. Resimde el ayak resimleri yapmak en zor şeylerdir. En zor resim onlardır. Bir resimdeki kadrajda onu oturtmak. Neşet Günal hocamın mesela resimlerinin en büyük esprisi el ve ayakların böyle nidelidir o. Köydeki çocukların, köyde yaşayan insanların ve resimlerine baktığınız zaman kocaman kocaman eller ve ayakları vardır ama onlar o kadar güzel proporsiyonla çizilmiştir ki sizi rahatsız etmez. Ve onu çizmek gerçekten zordur. Mesela ben resim yapsam el veya ayağı şu anda herhalde çizemem. Albrecht Dürer, iki kardeştir bunlar, ressam olmak ister. Ve ilk yaptığı şimdi onların hikayesini bilmiyorum, bilir misiniz? Sunay Akın'ın kitabında yazıyordu. Kısaca hızlıca anlatayım. Zamanımız var mı bizim? Ne konuşuyoruz? Ben Gevezeli'yi de severim biraz. Mesela Nürnberg'deki havaalanına da Albrecht Dürer havaalanıdır. Ben merak ettim bu isim nereden geliyor diye. Ve tesadüfen Nürnberg'e giderken bizim Nürnberg'de bir akademimiz var. IFSI diye. International Fortbildung Centrum diye, implant centrum diye. Yani ne demek? İşte uluslararası implant phantom eğitimlerinin yapıldığı bir merkez. Ben de orada supervisorluk yapıyorum. Normalde yılda 6 ila 8 defa gidip orada ders veriyorum ben. 2 günlük, 3 günlük, 4 günlük. Bu kurikulumlarımız var. İşte bu kurikulumlarda eğitimler veriyoruz. Oraya gidip gelirken derken Albrecht Dürer'in iki kardeş bunlar. Babaları madenci. Diyor ki oğlum diyor benim diyor ikinizi birden okutacak durumum yok diyor. Şimdi diyor kibrit çekeceğiz diyor veya işte yazı tura atacağız gibilerinden. Biriniz kazanacak, biriniz kaybedecek. Birinizi okutacağım. O okuduğu sürece diğeri çalışacak. Ondan sonra o okulunu bitirdikten sonra da o çalışacak, diğerini okutacak. Ama biriniz kim olacak derken işte Albrecht Dürer kazanıyor. Ve Albrecht Dürer Sanat Akademisi'ne gidiyor. Çok ünlü bir ressam oluyor. Ve ilk çizdiği resim kardeşinin elleri. Niye? Albrecht Dürer Sanat Akademisi'ndeyken daha doğrusu kardeşi madenlerde çalışıyor babasıyla beraber. Bütün parmakları kırılıyor. Resim yapamayacak hale geliyor. Onun böyle bir el resmi vardır. İlk yaptığı resim Aynen. kardeşinin Hatırladım ya şimdi. yani o bakın tüylerim diken diken olur benim. Sanat sanat benim bir küçücük Instagram'da kendi sayfamda da vardır. Sanata Evet diye bir sayfa var. Oradan rica etmişlerdi ameliyathanede ameliyata girerken yeşil önlüklerimin üzerinde boynumda lupumla beraber. Sanat bir milletin, bir ülkenin kültürünü, göreneklerini, yaşamını dünyaya tanıtma veyahut da ülkesinde yaşayan insanlara tanıtma objesidir, şeklidir. Onun için çok önemli bir değerdir bence sanat. Sanata tiyatrosuyla, resmiyle, sinemasıyla, dansıyla, balesiyle, müziğiyle, aklıma gelemeyen şu anda anlattığım konularla ilgili çok 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 değerli bir kriterimizdir. Çok çok değerli bir varlığımız, hazinemizdir sanat. Dikkat ederseniz müzeleri gezerken, bilmiyorum gezer misiniz? Müzeler, ben mesela en son Zagma Müzesi'ne gittim Gaziantep'te. Muhteşem. O dönemden kalma ve çok yatırım yapmışlar o müzeye. Fırsat bulursanız Zeugma Müzesi'ne mutlaka gidin. Bayılıyorum ben o müzede, kayboluyorum. Orada bir çingene çocuğun gözüydü sanıyorum. O bakışı var. O yani ve taşları boyamadan, o renkli taşları toplayıp o efektleri vermek. Biz şu anda boyaları karıştırarak bazen o efektleri veremiyoruz. Adamlar taşlarla küçük 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 o mozaikleri muhteşem yapmışlar. Hatay'da da vardır benzer bir müze ama Gaziantep'teki Zagma Müzesi hepsini geçmiş gerçekten. Çok hoşuma gitti benim. Ay. Fırsatınız olursa mutlaka görün. Evet hocam. Onun dışında içe dönük mü, dışa dönük mü olarak tanımlarsınız kendinizi? Yine ikisi diyeceğim. İnsanın dışa dönüklüğü evet çok önemli. Bence hani IQ mu, EQ mu? Bence EQ daha değerli bir varlıktır. Ama EQ'sunu yükseltebilmek için insanın biraz da içe dönük olması lazım. Birikimlerini, ben neredeyim, yaşamın neresindeyim, ne öğrendim, efendime söyleyeyim, yaşadım, ben bundan ne kazandım? Yani bazen hani insanlar yoga yapıyorlar, ne bileyim dua ediyorlar ya da kendilerine kalıyorlar, böyle bir oturuyorlar.
Bazen uçak seyahatlerinde ben kitap okumayı falan çok seviyorum. O fış diye bir sesle beraber acayip keyifli geçiyor. Seyahatin nasıl geçtiğini anlamıyorsunuz. Bazen de öyle cama kafamı dayarım. Bulutların üstünde öyle düşünürüm. Kendimi düşünürüm. Ne yaptım? Ne oldu? Nereye geldim? Neyi yanlış yaptım? Acaba bunu yapmasa mıydım? Nereye götürürdüm? Ne yapardım? Neyi yaşamalıydım? Oturup bunları belki yazmak lazım ama geçenlerde İlber Ortaylı'nın Bir Hayat Nasıl Yaşanmalıdır diye bir kitabı çıktı. Bilmiyorum okudunuz mu? Bana sorarsanız hani İlber Hoca'nın kitaplarını okumak biraz zordur. Ben onun seyahatnamelerini falan okuyorum. Karışıktır böyle. Bir oradan akar, bir buradan gider, cümleleri adalıdır, düşük devrik cümleler vardır falan ama hani hocamı eleştirmiyorum, yanlış anlaşılmasın. Her yazarın bir tarzı var çünkü. Ama Bir Hayat Nasıl Yaşanmalıdır kitabı gerçekten muhteşem bir kitap. Onu okumak lazım. Özellikle evlatları olanlar, özellikle yaşantıda nereye nasıl gideceklerini düşünenlere yol gösterebilecek bir kitap, bir kaynak olarak sizlere sunabilirim onu buradan. Evet. Dışa dönüklük de dediğim gibi içe dönüklük de çok önemli. Dışa dönük olmalıyız. Hele biz diş hekimiysek gerek eğitmen kişiliğimizde gerek esprilerimizde insanların hiçbir zaman onların fiziksel veya ruhsal özellikleri alay ederek alaycı şekillerle değil, her zaman insanları özellikleriyle yüceltmeye çalışarak, en iyi şekilde iletişimleri kurarak, her şeyi paylaşarak, işte görüyorsunuz, 1.000 tane arabam var. Hangisini kullanıyorsun? Şu anda evde oturuyoruz. Neredeyiz? 10 tane saatin var. Kim için? Kendin için. Kimse için takıyor musun? Takmıyorsun. Ne oluyor? Ne kadar su içebiliyoruz? Ne yiyebiliyoruz? Çok Ya haklısın. boğazın kenarına gidip oturmaya özledim. Ben giderdim Boğaz'da, otururum. Ben kendim balık tutmayı da çok severim. Balıkçılığım da Aa. vardır. Ya şimdi şöyle, öyle enteresan olaylar var ki bak konu konuyu açıyor. Ben denizi çok severim. Diş hekimliğini burada konuşabilecek miyiz bilmiyorum ama hani denizi gerçekten çok seviyorum. Rahmetli Rauf eniştem vardı benim. Halam vardı, Türkan halam. Onun eşi Rauf enişte Türkiye Cumhuriyeti'nin desteğiyle Torino'ya gitmiş ve ustabaşılık eğitimi almış. Tekelde atölyenin şefiydi. Ama eniştem rahmetli kendi yaptığı teknenin, kendisi tekne yapar, teknenin de şanzımanını yapardı. Düşünebiliyor musunuz? İleri geri ve vitesli şanzıman yapmıştık biz eniştemle. Dişli çarklar nasıl şey yapılır? Eniştemin bir lafı vardı. 1.000 defa düşün, 1 defa yap. 1.000 defa yaparak öyle hangisini doğruyu öğrenmeye çalışma derdi. Biz olta kurşunlarımızı kendimiz dökerdik. Balığa kendimiz çıkardık. Ben lise yıllarında Sirkeci'den Kasımpaşa'ya, askeri hastanenin iskelesi vardı, motorla insan taşırdım, kaptanlık yapardım. Ve orada öğrendiğim şeyleri klinikte uyguladım. Ne alakası var diyeceksiniz. Kısaca anlatayım vaktimiz varsa. Ben o Tabii ki. teknede kaptanlık yaparken eniştem, işte eniştemin kardeşi Necdet amca gelirler, yanımda dururlar. Orada çıkarsınız düz yolda, hani tekneyi kullanırsınız. Biraz gaz verirsin, dümeni tutarsın, gider, gideceğin yer bellidir. Ama Unkapanı Köprüsü'nün ayaklarının altından geçmek bir sanattır. Çünkü rüzgar ters esiyor. Altındaki motor öyle sürat motoru değil. Ve o iskelenin ayaklarına, daha doğrusu köprünün şamandıralarına çıkmasınlar diye sivri sivri dikenli demirler vardır. Onlara çarpmadan arasından geçmek büyük strestir. Şimdi tekneyle ben giderim giderim. Ondan sonra derdim ki ya enişte koş, ben burayı geçemem. Eniştem hemen gelir, dümende yardımcı olurdu. İşte bir gaz verirsiniz, bir kesersiniz falan. Oradan geçerdik. 8, 10, 15 öyle geçtik. Ondan sonra bir gün yine geçeceğiz oradan. Enişte, enişte, enişte diye bağırıyorum. Enişteden ses yok. Enişte teknenin kıçında duruyor. Gelmiyor yanıma. Ve ben orada yavaş yavaş biraz gaz ver, biraz gazı çek, biraz gaz ver, biraz gazı çek. Kendim geçirdim. Ondan sonra benim artık hiç kimseye ihtiyacım kalmadı. Rahat rahat o tekneyi oradan geçirip getiriyordum. Hatta onun resmini yaptım bu boşlukta. Teknenin adı da neydi biliyorsunuz değil mi? Doktordu, bakın doktor. Öyle mi? Aa, çok Tekne de güzel. aynı bu renkti. Bakın Haliç'ten İstanbul'un Galata Kulesi'ne doğru, Avrupa yakasına doğru, Sirkeci'den efendime söyleyeyim şimdi Karaköy'e doğru baktığınızı düşünün. Onu yaşatmaya çalıştım, onu yapmaya çalıştım bu yoklukta. Aa, harika, Aklımda inanılmaz da. hep vardı. 3-4 gün içerisinde bu resmi de bu şekilde çıkardım. Burada şimdi bunu ben niye anlattım? Şimdi benim uzmanlık öğrencilerim benim yanıma geliyorlar. Bir takım cerrahi işler yapıyorlar. Her cerrahi işlem yaparken
insan vücudunu emanet ediyorsunuz. Onun için onlara hep başlarında durarak en iyi şekilde bildiklerimi öğretmeye çalışırım. Ama çocuğun özgüvenini kazanması, sen hep başında durursan özgüvenini kazanamaz. Ne yapardım? Mesela röntgene bakarım, bir 20 yaş dişi çıkartılacak. Mezcan güler pozisyonda, fazla kemik retansiyonu yok. Bunu kendi başına halledebilir diye kanaat getirirdim. Efendim işte Diren, Ezgi, efendime söyleyeyim Zeynep, Cevdet, Mustafa, evladım sen başla bu işe. Ben geliyorum. Anestezin yap, ben geliyorum. Ben yok olurdum. Odamdan da olmazdım. O uğraşır, ameliyatı yapar. Ameliyatın sonu tahminen ne kadar da sürer? 20 dakika. 20 dakika sonra giderdim onun yanına. Ne yaptın? Hocam neredesiniz? Yaptın mı? Yaptım hocam. E bak aferin işte, ne güzelmişsin. Böyle böyle yani hayatı birbirine bağlamak. Ben buna döngü diyorum. Hayatın döngüsü gerçekten. Benim mesela diş hekimi olmamı sağlayan diş şu an implant, biliyor musunuz? Lateral. Ve orada diş çekildi. 2005 yılında bir kongreye gittik. Uluslararası bir kongrede konuşma yapacağım. Bir sandviç yerken dişim kırıldı. Eyvah ne yapacağız dedik. Detlef diye arkadaşım var Berlin'de. Geldi de hemen ben oraya dedi bir implant yapıvereyim. E dişi çekti. Diş etini kaldırdı. Ya dedi burada kemik yok dedi. Bios koy işte, kemik tozu koy. Yok dedi, sen inek misin, inek kemiği koyacağım. Ben senin kendi kemiğini çıkartır koyarım dedi. Ondan ve Ramus'tan benden graft aldılar. Lateralin olduğu yere graftleme yapıldı vesaire. O süreci de yaşadım. Neler yaşadım. Ve hastalarımızın neler çektiklerini bu cerrahi süreçte ben de yaşamış oldum. Hani Nasrettin Hoca ağaçtan düşmüş. Demişler ki, demiş bağırmış hemen bana, ağaçtan düşeni getirin. O benim halimi anlar. Onun için şimdi gayet güzel de ne olduğunu biliyorum. Kendimde yaşadım. Ay. Peki hocam. Yakışıklı mısınız sizce? Karizmatik misiniz? Yine ikisi de var ya. Nasıl? Yine ikisi de var bence. Valla eşim beni eşim beni yakışıklı buluyor. Öyle söylüyorlar. Bilmiyorum. Onu, çünkü yakışıklılık da izafi bir kavramdır. Kişiden kişiye değişen bir kavramdır. Karizma da bilmiyorum ki, ben hiçbir zaman karizmatik olmaya çalışmadım ama bana sorarsanız doğallık en büyük karizmatik olmaktır. Doğal olduğunuz zaman dediğim gibi zaten oluyorsa, ruhunuz açıksa karizmanız da yerinde oluyor. Sosyal olmak her şeyde. Çok da, çok da mütevaziyim canım. Var ama hocam şimdi ikisi de haklısınız. Aşağıdaki yorumlarda da sürekli, çünkü hocam öğrencileriniz sizin karizmanızda burada bulunuyorlar. Ha, yani, ikisi de var, haklılar. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. İkili ben seçmeye gideceğim. Siyah mı beyaz mı sizin için? Valla beyaz daha güzel. Beyaz. Yansıtır, parlatır. Hocam film türü olarak macera mı seversiniz, bilim kurgu mu? Bilim kurguya da bayılıyorum. Bilim kurguyu çok seviyorum. Hakikaten çok etkiler ve bilim kurgu düşünüp o filmleri yaratmak gerçekten bir sanat. Geleceği görmek bir sanat. Macerayı da çok seviyorum. Özellikle doğada geçen filmleri çok seviyorum. Aile filmlerini çok seviyorum. Çok gülüyorum, çok eğlendiriyorlar beni. İşte kampa gidiyorlar, ne bileyim yaz kampına gidiyorlar, başlarına bir sürü işler geliyor komik falan. Onların hepsi aslında hayata güzellikler katan, bir şeyler anlatan, hayatın zevklerini veya tadını göstermeye çalışan filmler. Ama bilim kurgu gerçekten önemli film. Unuttum. Star Wars serisini mesela çok severim. Uzay 1999 vardı, Kaptanlar bizim zamanımızda. Ayus, Alfa vesaire, bunları çok severdim. Geleceğe taşır. İnsanın düşünmesini... Önce bir hayal kurmamız lazım. Hayal edeceğiz. Hayal ettikten sonra hayalimizi gerçekleştirmek için hedef koyacağız. Ve yani bir okun var, bir yayın var. Ben hedef tahtam yok, hiçbir şeyim yok. Okun yayını çekmişim. Nereye atacağım belli değil, neye atacağım belli değil. Onun için hedef tahtası işte hayal etmektir. Öncelikle hedef tahtasını hayal edelim. Ondan sonra da ona doğru uzanalım, gidelim diye düşünüyorum. Filmleri de heyecanla izliyorum. Bazıları çok saçma sapan oluyor. Onları sevmiyorum ama
Hani bilim kurgu illa ileri gidecek değil. Mesela Back to the Future, Geleceğe Dönüş müydü? Neydi o bir seri Evet. şeklinde? O film beni çok etkilemiştir Ay ne zamanında. güzel bir filmdi o da ama. Değil mi? Çok güzeldi hakikaten. Yani çok çok güzeldi. Çok keyifle izlediğim bir film serisidir o da. Aklıma gelenler bunlar ama ben hani duygusal filmleri de bazen seviyorum. Bazen bu işte aşk hikayesi, love story gibi filmler de var. Onlar da etkiler beni. Çiftlerin birbirinden ayrılışları vesairesi falan filan. Titanic'i hep merak etmişsindir. Batış şekli vesaire. Mesela Titanic filminde herkes duygu arar. Ben onunla gemi nasıl battı diye onu düşünüyorum. Onunla ilgili ondan sonra literatürleri aradım. Literatür taradım. Kimisi diyor ki işte o gemi batmazdı. Kazanlar su aldı. Kazanları patladı. Ondan sonra battı. Yoksa gemi batmayacaktı. İşte dört tane karinesi 8 bölünmüş, dört tanesi patladı, delindi ama diğerleri yüzerdi, kazanları patladığı için battı falan. Değişik değişik şeyler var, yorumlar var. Onlar da enteresan geliyor insana. Uğur Nagi Kaya, kardeşim oradan yazmış, Jetgiller. Jetgiller hakikaten bir fenomendi ya, o Ama aile. değil miydi O hocam çizgi, of, Jetgiller? vallahi inanılmaz. Flintstones ya geçmişteki geleceği anlatıyordu. Geçmişten geleceği anlatıyordu. O da çok enteresan bir düşünce yapısı. Yani Kesinlikle. acayip bir şey bunlar. Yani hayal etmeden olmuyor bakın. Steve Jobs da hep hayal etmiş, hayal etmiş bir sürü şeyleri. Ve ömrü vefa etmedi. Tamam ama hayallerinin sonu yok. Bakın bir tane laptop alıyorsunuz veya bir tane telefon alıyorsunuz. Ne günlere geldik. Mesela Kaptan Kirk vardı uzay yolunda. Açardı cücük diye. Ericsson ilk o kapaklı telefonları yaptı. Hemen elimde telefon olmasına rağmen gittim onu aldım. Niye? O Kaptan Kirk. Bizi gemiye ışınlayın. T40 mıydı? T38 miydi? Şeyim vardı bu. Ericsson'un bir modeli vardı. Çık basıyordun kapağı açılıyordu. Cepte Aa, evet taşınırken evet hatırladım. güzel. Grisini almıştım o zamanlar ya. Ay Allah'ım ya. Peki Ne hocam, güzel bir sohbet oldu. Türk sinemasında Tarık Akan mı, Kadir İnanır mı? Şimdi valla ikisini de çok severdim. Tarık Akan abimiz rahmetli oldu. Onu Bodrum'dan tanırdım. Akyarlar'da tabii annemlerin evine çok yakın bir evi vardı. Sohbetlerimiz de olurdu. Kadir İnanır benim abim gibidir. Muhteşem bir insandır o da. O hakikaten Türkiye'nin gururu Yağız delikanlısıdır. Tarık Akan'ın daha böyle çocuksu tavırları vesaireleri, Kadir İnanır'ın da daha babacan, daha abi, daha yiğit delikanlı tavırları. İkisinin de yeri farklıdır benim için. Çok değerli insanlardır. Keşke Tarık abimizi de kaybetmeseydik. Onunla da çok güzel sohbetlerimiz olurdu. Gençlik sohbetleri yapardı uzun uzun. Çok sigara içerdi. Bir kötü yanı oydu. Peki hocam. Özgür Bultan kardeşimiz de buradan. Hakan hocam yazmış. Ben de Merhaba gördüm şimdi. Kemal. Merhaba Özgür, hoş geldin aramıza. Çok sevdiğim, çok değerli bir kardeşimdir. Çok Evet. güzel fotoğraflar çekiyor, diş fotoğrafları, yaptığı vakaları çok güzel. Evet, Çok gurur duyduğum bir meslektaşım benim de. Bayılıyorum inanılmaz. Özgür'ün çalışmalarına. Tebrik ediyorum aynı zamanda bu platformda da kendisini. Evet, onlar da geçtiğimiz günlerde eşiyle birlikte konuğum olmuşlardı. Onlar da çok keyifli bir söyleşiler. Dinledim, 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 dinledim. Ben onlara karşı mahcubum. Bir lazer cihazı aldım. Laminalı sökmeleri gerekiyordu. Burada da açık açık söylüyorum. Ondan sonra beni aradılar. Ya Hakan hocam sen lazer almışsın işte lamina hastamız var onu söküp düzeltmemiz gereken bir şey oldu falan filan. Ya dedim bilmiyorum ki lazeri kullanmayı getirin de laminayı sökelim derken dişi eritmeyelim bilmiyorum dedim. Ama artık öğrendim yavaş yavaş. Dozları nasıl ayarlanıyor, ne yapılıyor. Yardımcı olmaya çalışırım hepinizin karşısında. Hani şahitler karşısında söz veriyorum kendilerine. Artık isterlerse yardımcı olabilirim. O dönem yardımcı olamamıştım. Ya benim şöyle bir huyum var. Bir insan veya bir meslektaş kim olursa olsun insan olarak bir destek istediği zaman ona yardımcı olamıyorsam ve onu hiçbir zaman unutmuyorum. Aklımın kenarında ne zaman ihtiyacı olursa olmaya çalışıyorum. Onun için unutmuş değilim. Üstüne de yatmış değilim yani. Hani cihazımı kullandırmak istemiyorum gibi bir tavrım falan olmadı. Sakın öyle bir şey düşünmesinler. Yanlış düşünmesinler. Peki hocam, o zaman son sorum. Kanal tedavisi mi, implant mı? Kesinlikle kanal tedavisi. İnanır mısın? Ben bu cevabı cerrahlardan almaktan çok hoşlanıyorum da bir endodontist olarak hocam. Yok. insanın kendi dişi gibi
hiç kimsenin dişi olmaz. Bunu açıklıkla söylüyorum. Bir gün bir hastam, hiç unutmuyorum, çok ünlü bir iş adamıydı. Dişlerini yaptık vesaire. Bir 10 sene sonra falan tekrar tesadüfen, sonra yurt dışına yerleşmişti. İstanbul'a geldiğinde bir uğramış. İşte şey yapalım, estetik muhteşem. Yemek çiğniyorum. Ama dedi, ben ne görüyorum biliyor musun? Ne hissediyorum? Ne hissediyorsunuz dedi. Bunlar değirmen gibi tak 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 öğütüyorlar. Yemek lezzeti alamıyorum. Yumuşaklık hissedemiyorum dedi. Gerçekten de öyledir. Ben mesela şimdi implant tedavisi yapacakken hastamızın eğer dişlerinde, kendi dişleri ağzında kalabilecek durumdaysa mutlaka bir onları ağızda tutmaya çalışıyorum. Proprioseptif sistem dediğimiz bir sistem var. Çiğneme esnasında o hissiyatla ne kadar ısıracağımızı, ne kadar sert, ne kadar yumuşak çiğnediğimiz besin, bu sistemi korumak lazım. Diş endodontik tedavi görse bile bu sistem çalışıyor. Çok enteresandır. Ama implantta böyle bir şey yok. O duyguyu kaybediyoruz. Bana mesela işte biz bu dişi kurtaramayacağız diyen diş hekimi meslektaşlarım, arkadaşlarım var. İmplant için yolluyorlar. Ben kurtarmanın yolunu arıyorum. Gerekirse endodontist kardeşlerime yönlendiriyorum hastalarımı. Yani implant yapmaktan hep kaçınıyorum, hep çekiniyorum. Ama yolun sonu mecburen eğer bir şey yapacaksak mecbur oluyoruz en iyi şekilde yapmaya. Protez rehberliğinde, fonksiyon rehberliğinde gerekirse tek dişi bile mock-up'layarak arkasından implantı yapıyoruz. Radyolojik tetkiklerimizi de panoramikle vesaireyle değil. Eğer bir implant yapacaksanız artık tomografiler çok yer edindi bizim maksilofasiyel oral cerrahide. Onun için endodontide de çok önemli. Hatta endodontide artık bilmiyorum takip ediyor musunuz? Navident diye bir sistem. Endodontik cerrahi artı endodontide Navident'i görüntüler üzerinde siz ayarlıyorsunuz ve kanalın apeksinde, daha doğrusu apikal foramene kadar kanalı net bir şekilde genişletip doldurabiliyorsunuz navigasyon yardımıyla. Yani dijital teknoloji artık çok çok ilerledi. Onun için sadece implant değil, bütün diş hekimliğinde dijitalizasyon, hep açık olmak lazım. Dediğim gibi science fiction, bilim kurguya eğilimli olmamız lazım. Hocam siz aynı zamanda Avrupa İmplantoloji Derneği'nin de Türkiye temsilciliğini yapıyorsunuz değil mi? Evet. Türkiye'de implant Avrupa ile kıyaslandığında ne noktada? Valla aynıyız. Şöyle söyleyeyim. Tabii Avrupa'da fiyatlar birazcık Türkiye'ye nazaran daha yüksek. Bence olması gereken fiyat o ama Avrupalı insanların kazancıyla da Türkiye'deki insanların kazançları maalesef eşit değil. Onun için bütün dünyadaki sorun, Avrupa ülkelerindeki sorun da biz bu platformu tartıştığımız zaman implantı kimler yapmalı? İmplantı herkes yapmalı. Burada bir sorun yok. Ama demin de söylediğim gibi dediniz ya gerçekçi misiniz? Neydi o sorunuz sizin? Ayaklarım yere mi basıyordu? Garantici mi, maceracı mı? Garantici mi, maceracı mı? Maceraya girmek için ne yapmak lazım? Maceraya girebilmek için bir tecrübe edinmek, bilgi edinmek, öğrenmek lazım. Şimdi körlemesine bir maceraya girdiğiniz zaman, değil mi? Başarı elde edemezsiniz. Evet, onun için ve bizim bir şeyimiz daha var. Biz insan vücudu üzerinde insan ruhu ve insan bedeniyle çalışıyoruz. O insanı korkutmak, komplikasyonlar yaşatmak durumunda olmamalıyız. Bizler de öğrendik. Bizlerin öğrenirken en büyük şansı üniversite ortamında olmamızdı. Malzememiz çok boldu. Başımızda hocalarımız vardı. Bir meslektaşım şimdi fakülteden mezun oluyor, implant yapmak istiyor veyahut da bir şeyleri öğrenmek istiyor. İşte biz burada en önemli şey diş hekimleri odasına düşüyor. Odalarımıza düşüyor. Derneklerimize düşüyor. Yanlış anlamasınlar, alınmasınlar. Ama şöyle bir şey var. İmplant firmaları 3 tane implantını yapan meslektaşımızı eğitmen diye ortaya çıkartmaya çalışıyor. Öne sürüyor. Bunu yapmamak lazım. Ne olursunuz bunu yanlış anlamayın, darılmayın, kırılmayın, kızmayın. Ama insanlık bundan zarar görüyor. İmplantlar bundan zarar görüyor. Ne oluyor?
Bir sokakta görüyorsunuz adamın biraz yüzünde şişlik olmuş. İşte şey, ne oldu diyorsun? Ya implant yaptırmıştım, sökmek zorunda kaldım. E niye söküldü? E işte yamuk olmuş, işte şöyle olmuş, yok tutmamış, yok çürümüş, yok bilmem iyi malzeme kullanılmış. Hayır, implant malzemelerinin artık hepsi, bugünkü teknolojide üretilen malzemelerin hangisi kötü? Türkiye'nin gururu, kaç tane implant sistemimiz var? Ben gururla söylüyorum, bir Nükleosu, bir DTI implant sistemini gururla söylüyorum. Fatih kardeşimiz implant sisteminin adını unuttum. Türkiye'de üretiyor kendi sistemi, kendi patentiyle. Nükleos var, bir şeyler daha vardı. Adı aklıma gelmedi. Ama şurada bunu anlatmaya çalışıyorum. Eğitimi doğru insanların vermesinde fayda var. Heh, Bio Infinity diye yazdı birisi. Bakın Volki orada. Sağ olsun. Çok teşekkürler. Volki. Volki, Volkan herhalde bilmiyorum. Bu kadar biliyor hocam. Onun için şimdi dediğim gibi iyice öğrenirsek, öğrenerek bu işi yaparsak acele etmeden bir sene öğrenin, kurslara katılın. Firmalar bir sürü implantları üreten sistemlerini de bizler kullanıyoruz. Sesim geliyor mu? Evet geliyor. Heh, kulaklıkların pili bitti çünkü. Şarjına takayım. Bu da bakın böyle popcorn. Ben popcorn'u çok severim. Oo, Böyle kapatalım dolsunlar. O şunu söylemek istiyorum. Hani implantı öğrenmek istiyorsanız en büyük şey odanın eğitimleri. Sağ olsun Uğur Ergin kardeşimiz bizim. Bizim eğitim komisyonumuzdadır. Biz bir eğitim programı yaptık. 2 yıllık. O eğitim programını bitirenler bir fakülte daha bitirmiş gibiydi. Gerçekten de öyle. Nisan ayında sonuçlandırdık. Çünkü bugüne kadar yaptığımız o kadar çok eğitim oldu ki, o kadar çok kurslarımız oldu odada, Yılmaz Manisalı salonumuzda, teoriklerimizde, panellerimizde. Aşağı yukarı 200'e yakın ücretsiz eğitim yaptık. Ücretsiz eğitim yaptık. Bir tek hani insanlar bazen konuşuyorlar, diş hekimleri odası ne yapıyor? Aslında o da görünmeyen bir sürü şeyler yapmaya çalışıyor. Ben şimdi komik bir şey söyleyeceğim. Pasaport almaya gideceksiniz. Diş hekimi olduğunuzu belgeleyen kim? Diş Hekimleri Odası. Türk Diş Hekimleri Birliği. Onun kanadı da İstanbul Diş Hekimleri Odası. Basit bir şey. Onun yanında mesleğinizle ilgili hukuksal bir şey olduğu zaman başvuracağınız ve yardım alacağınız tek yer Diş Hekimleri Odası. Eğitimler, meslek sonrası. İnsan, affedersiniz, çırılçıplak diş hekimliği fakültesinden mezun oluyor. Hadi erkekler askere gidiyorlar biraz. Onun da süresi şimdi kısaldı. Değişik başka bir şey. Bayanlar hemen bir polikliniğe girip çalışmaya çalışıyorlar. Ne yapılıyor? Poliklinikte efendim, şimdi yeni bir sistem daha çıktı. Bu bütün Avrupa'nın da sorunu. Corporate dentistry. Buna bir yasa getirmek lazım. Ben iş adamıyım. Yatırımcıyım. 10 milyon euro param var. Bir klinik açıyorum. Diş hekimlerini çalıştırıyorum. Mesela şimdi biz ne yapıyoruz? Diş hekimleri olarak ve diş hekimleri, Türk Diş Hekimleri Birliği olarak, kardeşim kliniklerinizi kapatın. Covid'i bilmiyoruz. Pandemiyi daha fazla aktif hale getirebiliriz. Bu yayılım daha fazla, bulaş daha fazla olabilir. Lütfen buna dikkat edelim diyoruz. Diş hekimlerine çalışmayın diyoruz. Diş hekimleri bizi arıyorlar. Hocam bizim kliniğimizde bizi çalışmaya zorluyorlar. Kimdir? Diye, ya bilmiyorlar mı tahminleri? Efendim bizim kliniğimizin yatırımcısı iş adamı. Bu kliniği ben nasıl ayakta tutacağım? Batacağız yoksa. Çalışmazsanız priminizi vermeyiz. Çalışmazsanız maaşınızı vermeyiz. İşte biz oda olarak bu meslektaşlarımızın arkasındayız. Bizim odamızın avukatları var, hukuk müşavirleri var, mali müşavirleri var. Yani riske atamayız hiçbir şeyi. Evet, biz sağlık kuruluşuyuz. Kesinlikle kapanmayız. Ben de 2 defa gittim. Bir iki tane tanıdığım arkadaşım, hastam sayılır insanlar. Dişi ağrıyor. Ne yapacağım? Sokakta mı bırakacağım? Çok yaşayayım. Gittim baktım. Önlemlerimi alarak baktım. Ama Covid'in ne olduğunu bilmiyoruz. Koronanın ne olduğunu gerçekten. Şimdi bakın geçenlerde yanlış anlamasın tabii kimse ama bu hastalık ilk çıkmaya başladı. Herkes Covid uzmanı gibiydi. Haksız mıyım? Yani herkes Covid uzmanı gibiydi. Yani ya diyordum kendi kendime, eşimle oturuyoruz izliyoruz. Elifler, ya Elifciğim diyordum, bu insanlar nereden biliyorlar bu konuları? Böyle bir şey olmuş mu? Ne yaşanmış ki? Daha yayın bile çıkmamıştı. Yayınlar anlatılmıyordu. İnsanların yaşanmışlıkları yoktu. Daha yavaş yavaş bilgi ediniyoruz. Hatta ne olduğunu hatta hala bilemiyoruz. İnşallah bir daha bir
efendime söyleyeyim tam bu pandemi de düştü, sıfırlandı, artık her şey yoluna giriyor derken birdenbire yeniden canlanma zarfı olmaz. Duyduğum kadarıyla Çin'de bir takım böyle şeyler, Japonya'da bir takım böyle şeyler olmuş. Onun için biz bunu aştık, artık rahatladık. Bu şekilde sakın düşünmeyelim. Özellikle hep ihtimam gösterelim hijyen kurallarına. Asepsi, antisepsi, sterilizasyon, dezenfeksiyon. Bunlar bize üniversitelerimizde çok iyi şekilde öğretildi. Hocam bir soru sormak istiyorum. Yeri gelmişken Arkload adında bir kullanıcı adalan bir arkadaşımız özellikle bu soruyu sormamızı istiyor. Çok da güzel bir soru. Kliniklerde bu pandemi sonrası acaba bazı standartizasyonlar için çalışmanız var mı oda olarak? Şimdi standartizasyon düzenlenmesinde. Sizler bizim yaşadığımız zorlukları inanın bilemeyebilirsiniz. Sakın bunu da yine yanlış anlamayın. Biz öyle enteresan olaylarla karşılaşıyoruz ki birçok meslektaşımızın muayenehanesinde daha otoklavu yok. Bakın, doğru, bugün 2020 Nisan ayı, hala otoklavu olmayan meslektaşlarımız var. Ve bize cevap olarak söyledi. Benim babam 45 yıldır diş hekimi olarak çalışıyor. Bizim arkada tencere kaynıyor. Onun için aletler atılıyor. Oradan çıkartıp alıyoruz. Kimseye ne bulaşmış hastalığı var, ne bir şeyi var diyor arkadaşımız. Ne yapacağım ben otoklavı, niye alayım diyor. Şimdi biz bu arkadaşa ne anlatabiliriz? Yani bazen hani çok kaba bir laf, donuyorsunuz ya böyle, bunu bir diş hekimi mi söylüyor diye bakıyorum. Oluyor. Yani bunlara biz elimizden geldiğince dediğim gibi eğitimleri bazen o kadar basit yapıyoruz ki meslektaşlarımızdan yorum geliyor. Ya biz bu eğitime ne geldik? Biz ilkokul talebesi miyiz? Daha da ikinci sınıf diş hekimliği öğrencisi miyiz? Biz bunu zaten biliyoruz diye sinirleniyorlar, kırılıyorlar. Halbuki biz temel olan bazı şeyleri anlatmak, yeniden bilgilendirmek, eskisiyle yenisinin farklılıklarını anlatmak için bunları yapıyoruz. Buna özen gösteriyoruz. Gerçekten İstanbul Diş Hekimleri Odası, Türk Diş Hekimleri Birliği, diş hekimliği konusunda çok büyük çaba sarf ediyor. Maalesef biz dişçi adındayız. Bu dişçi adını da değiştirmenin bir yolu daha var. Nedir biliyor musunuz? O da şu. Taner Yücel hocamız çok güzel bir noktaya değiniyor. Nedir o? Biz ağız doktoruyuz. Nasıl bir kulak burun boğaz doktoru var? Nasıl bir göz doktoru var? Nasıl bir kadın doğum doktoru var? Biz dişçi değiliz. Diş hekimi de değiliz. Biz ağız doktoruyuz. Siz dizdeki, dildeki bir lezyona, yanak içindeki bir lezyona, diş etindeki bir lezyona müdahale etmiyor musunuz? İlla dişin çürüğünü mü dolduruyoruz biz? Yanak kemiğin içindeki kisti kim çıkartıyor? Kim o dişin kiste sebebiyet veren dişin kanal tedavisini yapıyor? O çürüğünü kim kapatıyor? Yanağını ısırdıysa bir prekanseröz lezyonu kim teşhis ediyor? Biz ağız doktoruyuz. Burada ağız doktoru olarak kendimizi göstermemiz lazım. Şimdi diş hekimliği eğitiminde yeterince tıbbi temel bilgiler almıyoruz. Biz dahiliyeci gibi vesaireci gibi işte hani ne bileyim pratisyen hekim kadar bilgili olamıyoruz. O yüzden de ağız doktorluğu terimesi. Hayır, ben inanıyorum ki diş hekimliği fakültelerinde özellikle üniversite döneminde biz dahiliye okuduk, psikiyatri okuduk. Kulak, burun, boğaz okuduk. Ortopedi okuduk. Bunların genel cerrahi okuduk. Bunların teorik derslerinin hepsini aldık. Üçüncü sınıfa kadar biz tıpçılarla birlikte patoloji, farmakoloji, bütün temel bilim derslerini aldık. Diş hekimi olarak biz tıbbın çok içindeyizdir. Ama tıp doktorları diş hekimlerini maalesef hekim olarak görmezler. Buna sebep de biziz. Biz kendimizi hekim olarak anlatamıyoruz, ifade edemiyoruz bilgilerimizle. Bazı meslektaşlarımız benim konum değil arkadaş, ben dişçiyim ne yapayım der, dişini yapmaya çalışır ama bu ağız doktorluğundan uzaklaşmış oluyoruz o zaman. Biz ağız doktoru olmalıyız, bu yolda ilerlemeliyiz, bu yolda çalışmalıyız. Bana sorarsanız hani eğitim sistemleri dünyada nasıl, bazı komünistik ülkelerde veyahut da sosyalizmin hakim olduğu ülkelerde eski Bulgaristan'ı düşün. Herkes tıp fakültesini bitiriyor. Göz doktoru, kulak burun boğaz doktoru, kadın doğumcu, efendim söyleyeyim, diş hekimi
4 yıllık sonrası eğitim. Sanki bir uzmanlık eğitimi gibi ama temel dersleri aynı. Avusturya'da da biz son uzun dönem böyleydi. Son 15 belki 20 yıl öncesine kadar Avusturya bile böyleydi. Diş hekimliği ihtisastı. Sonra fakültelere dönüldü. Hani bunun ben niçin diş hekimliği fakültesine dönüp işte diş hekimleri odası ayrı açılmış, tabipler birliğinden ayrılmış vesaireler bunları bilemem. Ama hangi niye olduğunu açıkçası şimdi bak kendi kendime soru sordum. Bu soruda şuraya da not alayım. Neden biz diş hekimleri olarak tıp fakültelerinden ayrılmışız? Niçin diş hekimliği bir uzmanlık olarak görünmemişti? 5 yıllık bir lisansüstü eğitim olarak düşünülmüş. Bu eğitim 4 yıl yetmez mi? Ben şimdi bak mesela sesli düşünüyorum. 5. sınıfı okurken teorik derslerimiz biz 4. sınıfın tekrarı gibiydi birçok ders. Bilmiyorum hatırlıyor musunuz siz de? Evet, pratik Yani pekiştirme. Evet, pratik pekiştirme gibiydi ama teorik derslerimizde geçen anlatılanlarla 4. sınıf niye 5 yıla çıkmış? Yüksek lisans olsun diye çıkmış tamam ama neden 4 yılda sınırlandırılmamış? Ya bunlarla ilgili bir sürü şeyler çalışılabilir. Çok çok çalışılabilir. evet. Hocam bir de çok sık gelen bir soru vardı. Bu da çok güzel bir soru. Özellikle fakülte klinikleri için normal yeniden hasta alımı başladığında ne düşünüyorsunuz? Çünkü onlar çok daha fazla ünitli ve hasta sirkülasyonunun daha yoğun olduğu klinikler. Oralarla ilgili düşünceniz ve görüşünüz ne yönde acaba? Valla fakülte kliniklerinde de bu sosyal mesafeyi koruyarak ve dediğim gibi eskisi kadar yoğun bakılmayacak hastalar. Daha seyrek, daha az hasta bakıp daha uzun aralıklarla dezenfeksiyon ve sterilizasyon şartlarına dediğim gibi çok daha özen gösterilerek acele etmeden gerekirse hastaların randevuları biraz uzayacak, randevular belki biraz şişecek ama triyaj denir hastaların hani ciddiyetine göre sıralanmasına. Ona göre hastalar triyaja sokulup oradan ona göre sıralandırılarak tedavilerinin yapılmasında fayda var. Şimdi tabii altyapı olarak bu COVID'de geçtikten sonra şimdi COVID geçecek. Bu virüs ortadan kalkıp gidecek mi? Evet. Şimdi mesela farklı farklı düşünceler var. Bir insanın vücudunda COVID veyahut da bu koronavirüsü miktarı çok önemli hastalık için. Koronavirüsünün miktarı çoğalırsa işte hastalanıyorsun. Az kalıyorsa vücuduna bir şey yapamıyor. Bu bir yorum. Bana kalırsa bazı insanların DNA'sını parçalayamıyor. Efendime söyleyeyim, RNA vücuda girdikten sonra bizim hücrelerimizin içerisine girebilmesi için geçenlerde işte bir kardiyoloğun yazısını okudum. O da çok güzel anlatmış. Kalp damar hastalıkları olanlarda bu damar hastalığı aslında akciğerdeki lezyonların oluşmasının sebebi de akciğerdeki dokularda parenkim dokularında nekroza sebep oluyor. Damarları tıkıyor. Damar endotelini bozuyor. Endotel rahatsızlığı olan hastalar daha kolay koronaya yakalanıp hatta daha ağır tablolara gidip ölüyorlar. İşte hani sistemik bir altyapı varsa hipertansiyon hastasıysan İşte bu kortizon, immün sistemin düşükse vesaire ise bu tip hastaların hani kaybedilme şansı yüksek deniyordu. Bu süreçte hani bu plato ve altına inilirse yine ya arkadaşlar ben şunu şey yapmıyorum. Hala eldivensiz, hala maskesini alıyor. Maske takıyor arkadaş, maske burada. Maske burada olması lazım. Böyle. Adam maske takmış böyle dolaşıyor. Masken var mı? Var. Ne yapıyor bu maske? Şimdi bunu biz insanlara ve diş hekimlerine de anlatamıyoruz. Bazı diş hekim arkadaşlarımız eldivene bir türlü alışamıyorlar. Ben hissedemiyorum diyor. Olmaz. Sterilizasyonu, dezenfeksiyonu yapan sorumlu klinikteki eldivensiz o aletleri yıkamaması lazım. Alet sterilizatöründen evvel dezenfektörlerde aletler yıkanmalı. Ondan sonra paketlenip, ondan sonra otoklava girip, üzerine tarih basılıp, rafa konmalı. Çünkü 6 ay süre içinde eğer bir de otoklavdan kuru çıkması lazım. Şimdi burada mikrobiyoloji veya sterilizasyon nasıl yapılır dersini anlatmayacağız tabii ki. Ama bir sürü bilimsel veriler var, dayanaklarımız var. Şimdi üniversiteler ciddi sorun. Şimdi üniversiteler ciddi sorun derken üniversitelere eskiden biz hakim olabiliyorduk. Nasıl hakim oluyorduk? Marmara Üniversitesi vardı. Benim zamanımda bir Yeditepe Üniversitesi vardı. Bir de İstanbul Çapa Diş Hekimliği Fakültesi vardı.
Şimdi bildiğim kadarıyla 90 tane küsür tane diş hekimliği fakültesi oldu ve bunun 30'a yakını İstanbul'da. 25 tanesi mi, 26 tanesi mi ne İstanbul'da. Biz nasıl hakim oluruz? Nasıl olacak? Bu nasıl yürüyecek? Yani kime ne yapacağız? Üniversitelerin sistemlerini bilmiyorum ki. Yani şimdi şöyle oda olarak kliniklere ya da Sağlık Bakanlığı'na hasta yönetimiyle ilgili algoritma yapılacak mı? Evet, bu algoritma üzerinde Sağlık Bakanlığı artı Türk Diş Hekimleri Birliği ve bizim de eğitim komisyonumuzda, yönetim kurulumuzda bu algoritma ile ilgili çalışmaları yapıyoruz. Dediğim gibi bakın bunlar bu şekilde mesela bu Macaristan'ın bir şeyi korona sonrasında nasıl yapacaklarına dair ve buna benzer Makedonya'dan gelen, buna benzer Bulgaristan'dan, Romanya'dan, Fransa'dan. Evet, bir saate Bir baktım, bir saatimiz saati oldu. Hiç geçirdi. anlamadım. Kes, hemen kesiyor valla. Aslında dediğin gibi şey yapar o, 5 dakika kaldı, 4 dakika kaldı diye uyarı veriyordu eskiden, artık Veriyor. vermiyor demek Evet, ki. bugün vermedi. Ben de şaşırdım hocam. Bizi kesmek istemedi. Baktı sohbet güzel bunlar, dedi keseyim ben, Vallahi ben sonra de devam eyvallah size. etsinler. Dedim ya çok mütevaziyim diye. Hocam bir algoritmadan bahsediyorduk Evet. en son. Evet. Şimdi dediğim gibi ben bunları ben hatta size böyle samimiyetinize güvenerek ben bilgisayarda yazı yazamıyorum hala. Önce kağıt üstünde yazıyorum. Önce kağıt üstünde yazıyorum. Tamam mı? Mesela bak burada ne yazmışım okuyalım. Sayın meslektaşlarım, sayın çalışanlarımız ve hastalarımız. 10 Mart'tan beridir yaşadığımız COVID-19 süreci bizlere birçok deneyimler yaşattı ve hayata farklı bakış açılarıyla bakmamızı sağladı diye gidiyor. Şimdi ben bunu herhalde bu hafta otururum, bitiririm. Ondan sonra çünkü dediğim gibi araştırmalar, ondan sonra dediğim gibi diğer ülkelerden gelen yorumlar, bu süreci nasıl yapacağız, bu algoritma nasıl yerine oturacak? Bu algoritmalarla ilgili ondan sonra efendim bir sürü işte hekimler, hastalar, hekimler derken bütün sağlık personelimiz, bunların hepsi nasıl toparlanacak, ne yapılacak? Bütün arkadaşlar biz toplandık. Ben kendim de bunu literatürler de desteğiyle mesela EDAT böyle bir küvel şimdi bir şeyler yapmaya çalışıyor. Belki FCI başkanını da konuşmacı olarak çağıracağız. O bize ne öneride bulunacak? Gerhard Siberger bizim yakın arkadaşımız. Özellikle benim yakın dostum olmuştur. İran'da bir kongrede tanıştım. Sonra Türkiye'ye de geldi. Arjantin'de beraberdik. İtalya'da görüştük. Sicilya'da yaşar. Hatta geçenlerde işte bu Ramazan öncesi bir süreçti. Şarap kadehlerini tokuşturduk. Canlı birbirimize bağlandık falan. Bir abim sayılır. İyi bir insandır. Ondan da bir danışacağım. Yani belki bir sizinle veyahut da bir şekilde EDAT'la veyahut İstanbul Diş Hekimler Odası'nın sayfasıyla bağlanarak Gerhard Siberger'den de bu süreçle ilgili bilgiler almaya çalışacağız. Bavarya Diş Hekimleri'nin birliği vardır. Almanya'daki kantonların diyelim, eyaletlerin ya da diyelim öyle söyleyelim. Christian Berger bizim bu Avrupa İmplant Birliği'nin de başkanıdır. Onun bilimsel danışmanı da Profesör Zöller'dir. O da mesela çok değerli bir hocamız. Köln Üniversitesi'nde maksilofasiyel, hatta kroniomaksilofasiyel cerrahinin bölüm başkanıdır. Direkt bunlarla Anita vardır. European Dental Implantologist adında bir journal çıkar, periyodik. O periyodiğin editörüdür. O editörden de haberler alıyoruz, yazılar alıyorum. Yani ben bunları şimdi harmanlayıp bir şeyler yazmaya çalışıyorum. Bu çok ciddi bir sorumluluk. İstanbul Diş Hekimler Odası adına yazıyoruz, bunu yapıyoruz. Hani yanlış bir şey yazmayalım. Öyle hani affedersiniz kafadan sallamayla atmasyon bir şey olmasın diye. Birazcık da süreyi bekliyorum, takip ediyorum. Ne yorumlayabiliriz, ne olacağız, ne yapacağız? Panikle davranmamak lazım. Çalışmak için de acele etmememiz lazım arkadaşlar. Biliyorum ekonomik süreç çok kötü. Biz yılların ekimiyiz. Belli bir miktar birikimimiz var söyleme sahip. Durumumuzu idare ediyoruz. Şimdi düşünsenize ben 3 yıllık bir diş hekimiyim. Bir sürü leasing borcu almışım. Muayenehanem kira. Nasıl yöneteceğim bu süreci? Çok sıkıntılar var. Hani burada devletin de biz bu şekilde
olan diş hekimlerine, mesela bankalar, özel bankalar mesela eleştiriliyor. Haklılar. Çünkü hiçbir zaman kredi borcunu ertelemek istemiyorlar. Kredi borcumu ertele diyorsun 3 ay. Ücretsiz ertele. Bu durum kötü. Adam diyor faiz oranı normalinden daha yükseğe erteliyor falan. Bunların yapılmaması lazım. Oda olarak biz bankalarla da görüşüyoruz. Hani bir nokta olarak neredeyiz? Hani o da ne yapıyor? Ne yapar ki o da? O da işte bunu da yapıyor. Bankalarla kredi borcu olan hekimlerimize daha düşük oranlara düşürerek, tabii faiz alsınlar, onlar da para kullanıyorlar, bir şey yapıyorlar ama bu şu anda olağanüstü bir haldeyiz. O haldeyiz yani şu anda dünya olarak. Onun için hepimiz birbirimize sağduyuyla yaklaşmak durumundayız. Mecburuz. Biraz evvel bir yazı geçti. Çok Volk'i mi yazdı veyahut da iCloud 6'ydı galiba. O biraz canımı sıktı benim. Neden? Bazı klinikler hala açık, iki misli fiyatla hasta bakıyorlar. Evet, onu ben de okudum yani. Çok üzücü O maalesef. çok çok önemli. Yani bu hakikaten kimse duyalım bunları. Biz oda olarak da bunlara müdahale edebiliriz. Lütfen odamıza bildirsinler bunları. Kimdir bu insanlar? Fiyat politikasına tabii karışamayız. Çünkü asgari ücret tarifesi vardır. Asgari ücret tarifesinin üst sınırı yoktur. Altında çalışmak yasaktır. Ona bir şey diyemeyiz. Ama fırsatçılığa da hakikaten imkan vermemek lazım. Yazıktır, ayıptır. Bu vicdandır ya arkadaşlar. Yani inanın bu vicdandır ya, bir şey diyemiyorum. Yani sıkıldım biraz, üzüldüm de bu böyle bir konunun olmasına açıkçası. Hocam, hemen şu konuda da bir fikrinizi almak istiyorum. Acaba bu süreçten sonra ADSM'lerin iş yükünü biraz düşürmek adına özelden hizmet alma konusu gündeme gelebilir mi? Ya sayın meslektaşlarım, ben diş hekimliğine başladığımdan beri özelden hizmet alımı konusu geçer. Birkaç sene evvel, yaklaşık yanlış bilgi vermeyeyim ama hatırladığım kadarıyla özelden hizmet alımı ile ilgili bir girişimde bulunuldu. O zamanın parasıyla bir meslektaşımız o kadar yüklü bir fatura kesti ki devlete, devlet şaşırdı. Bu kadar. Yani diş hekimleri bu kadar para kazanıyorlar mı gerçekten diye bir sorgulandı bu iş. Aynen. Bu çok enteresandır. Her zaman suistimali açığız. Ben mesleğe yeni başladığım dönemlerde profesyonel muayenecilik de yapıyordum küçük küçük. Mesela o zamanlar özel sağlık sigortaları da vardı ve diş hekimliğini kapsıyordu. Ama öyle enteresan ki ben çok yakın arkadaşlarımla papaz oldum. Kaba tabir, affedersiniz, samimiyetinize güvenerek söylüyorum. Neden? Yıl sonunda bana diyor ki Hakan, bizim firma bana işte 3 milyon liralık diş faturası, yıllık limitim var. Ben bu sene dişlerime hiçbir şey yaptırmadım. Sen bir fatura kes de ben KDV'sini ödeyeyim, parayı alayım. Ya bu iyi niyeti suistimaldir. Sonra bu KDV ile bitmiyor. Siz 10 liralık fatura kestiğiniz zaman bunun en az 4 lirası KDV'siyle, stopajıyla, gelir vergisiyle, belki 5 liraya yakını vergi olarak dönüyor. Her şeyi bir kenara bırakın. Böyle bir suistimal olur mu? Bu suistimaller, yani bunu özellikle bankalar, personelleri için özel kendileri diş klinikleri kurdular. Niye klinik kurdular biliyor musunuz? Yapılan işleri denetlemek için. Aile hekimi gibi çalışmaya başladılar. Diş hekimi, siz o bir bankada çalışıyorsanız, diyelim X banka, oranın kliniğine gidiyorsunuz, orada muayene oluyorsunuz. O muayenede şu 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 şunlar yapılacaktır, şu bedel ödenecektir asgari ücret tarifesi üzerinden. Hasta gidiyor dişlerini yaptırıyor. Yaptırdıktan sonra kontrol hekimi gibi çalışan diş hekimi, evet bunlar yapılmış, faturası tamamdır, onaylayıp ödemeler yapıldı. Ama bu bile iş yükü getirdi. Gereksiz bir yük. Bir hekime siz nasıl güvenmezsiniz ya? Bir hekim nasıl suistimal edebilir? Nasıl? Yazık. Bizlerin yani arkadaşlar bakın, yine burada hocalarımızdan birisinin lafı, rahmetli Sedat Katırcıoğlu hocamızdır. Osman Gümrü de damadıdır. Çene cerrahisinden benim hocamdı. Hayat bir maratondur. 100 metrelik koşu değildir. Biz hep 100 metrelik koşu peşindeyiz. Bir anda nasıl indiririz? Olmaz. Her şeyi bin defa düşünüp bir defa yapmalıyız. Bu en önemli nokta. Sayın meslektaşlarımız, son olarak şöyle ifade edeyim. Birbirimizi kötüleyerek, birbirimizin kafasının üstüne basarak kazanç elde edemeyiz. Bugün size
bir hasta geldiği zaman Hakan bana implant yaptı. Ne rezil yaptı. Ya o herif zaten rezilin tekidir. Beceremiyor da bu işleri gidiyor yapıyor. Bunu yapmayın. Sen daha iyisini mi yapacaksın? Yapabilirsin de. Ama her yiğidin bir yoğurt yiyişi vardır. Onun için hiçbir insanda hiçbir insanın kötülüğünü istemez. Hastalar geliyor bana mesela birini şikayet ediyorlar. Ben dinliyorum. O hasta biliyorum ki yarın gidip beni de şikayet eder. Onun için çok dikkatli davranıyorum. O hastaya bakmamaya çalışıyorum. Hekimine geri yollamaya çalışıyorum. Yollayamıyorsam, inatla gitmiyorsa hekimini açıyorum. Alo Ali, senin hastan bana geldi. Böyle böyle söyledi bak. Ya Hakan abi, bu benim başıma dert olacak. Biz anlaşamadık. Sen yardımcı ol. Helalleştin mi? Helalleştim. Ben gereğini yaparım deyip böyle Ali'yi de savunarak. Ali en iyi doktorlardandır. İşte şöyle yapmıştır, böyle yapmıştır. Bir şanssızlık olmuştur. Biz evliliği düzeltiriz. Siz merak etmeyin demek var. Ya da bizim yönetim kurulu toplantılarında 4 saatlik yönetim kurulu toplantısı yapıyorsak İDO'da, değil mi? Ondan sonra o yönetim kurulu toplantısı sürecinde 2 saati hasta şikayetleriyle değerlendiriyoruz. Geçiriyoruz, harcıyoruz. Neden? Onları okumak zorunda kalıyoruz. Niye onları okumak zorunda kalıyoruz? Dikkat ediyorum hep. Herkes birbirini kötülemiş. Herkes bir işte onu kötü yapmış, bu bunu kötü yapmış, bu buradan rapor yazmış, o onu şöyle yapmış, o yapamamış, gel ben daha iyisini yapacağım deyip daha kötüsünü yapmış. Ay bu beceriksiz. Ya böyle bir şey yok arkadaşlar, bindiğimiz dal. Fiyat politikası, her şeyin fiyatı belli bir birim olsa, hepimiz aynı fiyattan yapsak hepimiz aynı kazancı elde edeceğiz. Ben hastaları, hatta çok eleştirmişti bir sanatçı abimiz beni bir gün. Bir çok sevdiğim bir kardeşimin klinik açılışında kurdele kesmeye gitmiştik. Ben orada bir küçük konuşma yapmamı istemişti kardeşim benim Fatih. Ondan sonra orada dedim ki pasta o kadar büyük ki dedim. Pasta o kadar büyük ki hepimiz de dilim çıkacak pasta. Oradan da sanatçı kardeşimiz, abimiz ya dedi sen dedi bize pasta mı diyorsun yani dedi. Güldük orada. Ama bu pastayla ifade edilir. Ya kaç pasta yiyebilirsiniz? Kaç pasta yiyebilirsiniz? Kaç dilim, kaç kap çorba? Şurada susadım. Birazcık su içtim. Kaç bardak su içebilirim ki? Bu suyu paylaşsam ne zararı var ki? Maalesef. Kadriye çok çok teşekkür ediyorum beni davet ettiğin için. Hocam ben çok teşekkür ya, ediyorum. Hadi gerçekten. Varsa sorulacak bir soru veya cevaplanacak soru. Elimden bak şimdi iCloud 6 deontolojinin algoritması lazım. Deontolojinin algoritması bizim ruhumuzun içinde. İçinize dönün. Kendiniz bir değerlendirin. Size yapılmasını istemediğinizi başkalarına yapmayın. Bunu anlatmaya çalışıyorum her defasında. Öğrencilerime ben ders anlatırken hep şunu söylerdim. Ben 4. ve 5. sınıf öğrencilerine ders anlatırdım. Bu mesleği sevin. Söylediğim laf ilk dersimde. Sevmiyorsanız buradan hemen gidin. Başka bir yerde istediğiniz işi yapacak üniversiteyi okuyun. Kaybedeceğiniz 4 veya 5 yıl. Öbür türlü hayatınızı kaybedeceksiniz. Mesleğinizi, meslektaşlarınızı sayın. Siz mesleğinizi ve meslektaşlarınızı sayarsanız aynı sevgi, aynı saygıyı siz geri alır, besleme olarak alırsınız. Hiçbir zaman para odaklı çalışmayın. İşinizi yapın, en iyisini yapın. Para zaten size gelecektir. Memnun olan bir hastanız zaten size minnettardır. Para aldığınız bir hasta size ayrıca hediye bile getirir verir. Yaşıyoruz bunları. Evet. Diğer bir şey daha var. Hastalarınızı tedavi ederken, onlara bir şeyler yaparken, inşallah evladı olan olmayanların olsun görecekler. Evladı olanlar kendinden küçüklere evladıymış gibi, kardeşiymiş gibi, annesiymiş, babasıymış gibi yaklaşırlarsa önünde oturan hastaya her zaman başarılı olurlar. Her zaman. Ben buna inanıyorum. Ben bütün meslektaşlarımı çok seviyorum. Elimden geldiğince hepsine destek olmaya, onların hep de sıkıntıları varsa odada olarak, bilimsel olarak her zaman çözmeye çalışıyorum. Bana ihtiyacı olunduğu her noktada benim meslektaşlarım tanır. Herkese koşa koşa yardımcı olmaya çalışırım. Ben dediğim gibi bütün insanlığı, bütün meslektaşlarımı, bütün doğayı, biraz evvel bir yazı geçti köpeğiniz duruyor mu diye, durmaz olur mu? O benimle uyuyor. Ben yapamazdım diyordum,
Şimdi neredeyse aynı kaptan yemek yiyeceğiz. O Turuna hale mantık geldik. sanırım değil mi hocam? Duruyor aşağıdadır. Bakayım çağırabilirsem bir gelsin bakayım. Bir Aa, bakacağız. çok güzel olur. Arkadaşlar bu arada sormak istediğiniz sorularınız varsa siz de onları yazarsınız. Son olarak onları da hazır Hakan hocamı yakalamışken bir soralım. Ben atlamamaya çalıştım ama eğer gözümden kaçan olduysa lütfen. Tekrar yazalım. Ay ben Betty'yi çağırayım. Betty. Ay Betty de bugün çok yoruldu. Aygın baygın yatıyor. İçeride hiç gelemiyor şu anda. İşte geldi bakın size Milki. Milki bak. Bak. Poodle Maltese karışımı. Bu 10 kiloluk bir köpek. Ondan sonra bu benim kızım. Milki. 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 Sütlü çikolata Milki. gibi. Kızlar Milki koydular adına. Baksana. Ay çok güzel. Çok güzel Ne hocam. bakıyorsun? Bak. Yani ben gerçekten hayvanları çok severim. Pardon, ben onu bir dakikacık aşağıya doğru Ay ben de Betty'yi bir çağırmaya çalışıyorum şu anda ama açayım. beceremedim. Başka zaman atlar hemen. Ha, gitmedin mi? İyi otur. Farklı bir diyalog. Gerçekten insana enerji veren, mutluluk veren cinstir, cins değildir. Köşke bir sokak köpeği olsa da onu da alıp böyle büyütsek. Hayvanlar çok farklı şeyler ya. Sevgi verdiğiniz zaman sevginizi en iyi şekilde anlıyorlar. Saygı verdiğiniz zaman saygıyı en güzel anlıyorlar. Ben ona o kadar çok güveniyorum. Birbirimize o kadar çok güveniyoruz. Bizim başımızdan bir olay da geçti. Yaklaşık bir 6 ay veya bir sene evvel sitenin içerisinde dolaşırken bir kurt köpeği bahçeden kaçtı, bize saldırdı. İlk Milki'yi ısırdı. Ondan sonra ben de köpeğin üstüne bir atladım. Güvenlik kameralarında videosu da var. Ben kurt köpeğiyle boğuşmuşum Milki'yi kurtarmak için. Elimi de ısırmıştı benim. Ondan sonra yani şeyde köpek boğan diye sitede adımı taktılar. Halbuki ben köpeğimi kurtarmaya çalışıyordum. Bir şey yapmadım yani. Hocam, peki sizin karantina sonrası döneme dair en çok özlediğiniz şey nedir? Valla Gerçekten. ben size bir şey söyleyeyim mi? Ben mesleğimi çok özledim. Klinik pratiğimi çok özledim. Personelimle de Instagram ortamında, Zoom ortamında buluşuyoruz. Aa, Milki gel. Ya bu sahne kaçmaz. Bak bu sahne. Arkadaşlar bizi dinleyenler bir fotoğrafımızı çekip yollasınlar bize lütfen. Karşılıklı bakın. Bu çok güzel. Harika. Harika. Dediğim gibi şey de söyleyeyim. En çok muayenehanemi özledim. Ben araba kullanmayı çok seviyorum. Araba kullanıp böyle bir uzun yol yapmayı özledim. Bir de doğayla baş başa kaldığım böyle birkaç arkadaş buluşuyoruz. Hani golften de biraz bahsetmek istiyorum. Çünkü golf sporunu insanlar hani böyle snob sporu diyorum. Hani kaba tabir söylüyorum. Öyle görünüyor falan. Alakası yok. Sigara içen arkadaşlar sigaralarını içmesinler bir ay. Bir aylık bedelle, tamam mı? Bir aylık bedelle golf çantalarını toparlayabilirler. 3 aylık bedelle golf takımını düzenler. Sigarayı bıraksınlar, golf takımı için yatırım yapsınlar. Pahalı bir spor değil. Evet, gidip işte bilmem ne kulübüne, bilmem ne kulübüne. Değil efendim. Bizim klasik golf kulübümüz var. 3.000 Türk lirasıdır giriş ücreti. 3.000 TL. 30 milyondan falan, 3 milyondan bahsetmiyorum. 3.000 liradan bahsediyorum. 3.000 liradan günde bir paket sigara kaç paradır bilmiyorum. İçiyorsanız 3 ayında biriktirirseniz herhalde 3.000 liraya biriktirirsiniz. Gelirsiniz kulübümüze yollursunuz. Silivri'dedir. Gideriz orada biz size golf dersi de aldırırız. Antrenörlerimizden biz kendimiz size bildiğimiz kadarıyla öğretmeye çalışırız. Ben çok zaman ayıramıyorum. Ama zaman ayrıldığında doğayla iç içe olup öyle golf arabasıyla değil, çantanı sırtına koyacaksın. Yürüye yürüye 18 kilometre yol yürüyorsun. Çok büyük bir keyif bu. 18 kilometre. Aşağı yukarı ben bu ay boyunca ölçüyorum onu. 18 kilometre yol yürüyorsun. O şey hareketleri var. Swing denilen kalça, bel hareketleri, konsantrasyon.
Çok ciddi bir konsantrasyondur. Ben birçok turnuvaya katıldım. Çoğunda kaybediyorum. Bir şey elde edemiyorum ama elde ettiğim turnuvalarda hakikaten konsantrasyon işi. Bir implantı çok iyi bir şekilde yerleştirirken, bir kanal tedavisini yaparken, bir hastaya tedavi yaparken nasıl konsantre oluyorsanız, golf'te de konsantre olursanız, kondisyon tabii ki önemli. Fiziksel özellik tabii ki çok önemli. Güç çok önemli ama çok fark ettirmiyor sonuçta. Golf çok keyifli bir spor. Siz nasıl Ben tanıştınız hocam? Pardon böldüm ama. golfle Almanya'da tanıştım. Ben bir dönem Berlin'de, Charité'de maksilofasiyel ve implantoloji kliniği vardı. Oranın bölüm şefi Profesör Yus vardı. Rahmetli oldu. O şey de Profesör Yus değildi ya. Pardon. Neydi? Adım unuttum. Katya Nelson vardı. Detlef Hildebrandt vardı. Arkadaşlarım benim. Orada 6 aylık bir rotasyona, daha doğrusu visitor staff olarak, visitor profesör olarak çalışmaya başlamıştım. Almanca bilmiyorum ama Almanya'da oradaki hostel'deki herkes İngilizce bildiği için Almanca öğrenmeme gerek kalmadı. İşte Spülümpite, Aufmachen, Zumachen gibi böyle kelimelerle işte ağzını aç, ağrın var mı, tükür, çalkala, Spülümpite falan filan derken hastalara bakabiliyorduk. Üniversite olduğu için çalışabiliyordum da orada. O zamanlar mesela bakın Profesör Hughes hatırladım. Ondan sonra ilk Robodent diye navigasyonla implant yapma tekniği peşinde koşan bir araştırma merkezinin başındaydı. Onunla çalışıyorduk biz. O dönemde hatta bir gün işte Detlef diye arkadaşım var. Hakan dedi yürü. Nereye gidiyoruz dedim. Çıkışta golf kulübüne gideceğiz. Aynı ben birisini şimdi golf kulübüne davet ettiğim zamanki tavır. Ne işim var benim golf içinde canım? Golf spor mu ya? Deniyor. Deniyor. Ama ben de aynı öyle davrandım. Sonra gittik. Aa, o kadar güzelmiş ki bu spor. Kaplumbağalar geçiyor. Sincaplar koşuşturuyor. Ondan sonra siz o sahada yürüyorsunuz. Bir kenardan dere akıyor. Sazlıklar var. Kuşlar geçiyor. Bazen öyle enteresan şey. Sizin topunuzu yumurta zannediyor. Kargalar alıp kaçıyor. Gerçekten. Alıyor topu, yandaki evin damına atıyor. Böyle şeyler. Aynen. Yani onun için böyle çok enteresan şeyler var. Tabii burada da golf'te de bir usta çıraklık işi var. Öğrenmek istiyorsanız. Davet edip çanta taşıtıyormuşsunuz Evet, evet. hatta bazen. Onu her zaman o ritüelidir ama. Ben eşimi de götürüyorum bazen. Eşim de hani golfe haşır neşir olsun diye. Çünkü eşle oynamak gerçekten çok daha keyif veren bir şey. Eşimi de götürüyorum. Tabii eşim çanta taşıyor mesela. Bu öyle öğrenilir. Oynayanı biraz seyretmek lazım. Önce ders alacaksınız. Swing denilen hareketi oturtmanız lazım. Onu bir süre oturtuyorsunuz. O oturduktan sonra yavaş yavaş sahaya çıkmaya başlıyorsunuz. Handicap kartı denilen golfçü lisansı vardır. O lisansı almanız lazım. Yoksa sahaya zarar verirsiniz. Kendinizi sakatlarsınız. Çünkü o sopayı savuturken elinizden fırlayabilir, yere vurup bileğinizi, parmağınızı zedeleyebilirsiniz. Onun için bunlara çok dikkat etmek lazım, özen göstermek lazım. Haklısınız. Dediğim gibi sonuçta her şey eğitime dayanıyor. Hem eğitim. Ben buyurun. Buyurun, buyurun. Yok yok hocam, böldüm sanırım. Çok özür dilerim. Hayır, Buyurun. hayır, hayır. Estağfurullah, öyle bir şey yok. Ben sohbetten çok zevk aldım. Ama Aynı şekilde yani hocam, ben de neredeyse hiç normal gelmiyor ve hani hiç böyle arkadaşlarımızdan da bir kopma yok yani, onlar da şu an Evet, bizi evet. Hocam ben sizin tren ve rar koleksiyonunuza da değinmek istiyorum ama. evet. Tren merakı şöyle. Ya dediğim gibi ben insan neden zevk alıp almadığını bilemiyor. Ne demek isteyeceğim? Şunu söylemek istiyorum. Bir yemeğin tadını tatmadan ben bu yemeği yemem dediğiniz zaman belki birçok güzelliği kaçırıyorsunuz, bilmiyorsunuz. Onun için yemeğin tadına bakmak lazım. Bu tren merakı nereden geldi? Şöyle, ben trenlere çocukluğumdan beri hiç unutmuyorum. Babam bir İtalya seyahatine gitmişti üniversiteyle ilgili, kongreyle ilgili. Lima tren getirmişti bana. Hiç unutmam. O tren hala durur. Ondan oynardım.
rayların üstüne yatar, kafamı yatırırım, tren bana doğru gelir, seyrederim. Onların o şeyini falan çok severim. Sonra bir gün Almanya'da yine Berlin'deydik yanlış hatırlamıyorsam. 7-8 sene evvel. Eşim bana yılbaşı hediyesi, trenleri sevgimi bilir. Martin trenleri vardır. Alman malıdır o. Hakikaten Alman mühendisliğinin eseridir. Şöyle 7-8 santimlik bir tren lokomotifi vardır. 7-8 santimlik böyle vagonları vardır. Ve serileri var. Koleksiyon serisi var. Onları da biriktiriyorum. Fiyatları da hakikaten hayal edebileceğinizden pahalı o koleksiyoner şeyler. İnternetten buluyorum, alıyorum. Bazıları çalışmıyor ama onun elinde olması bile insana bir mutluluk veriyor. O merak. Yani bir bütçe ayırabiliyorum oraya. Keyif alıyorum. Onları derken onu muayenehanedeki masamın üstüne kurdum ofisinde. Sonra onu ben geliştirmeye başladım. Geliştirmeye de başladıkça makaslar, ray sistemleri, ışıklandırma sistemleri, farklı lokomotifler, farklı vagonlar falan filan derken şimdi hasta arasında bir de dolap, özel dolap yaptırdım onlara. Hasta arasında mesela bir 10 dakika gidiyorum. İşte iki tren dönüyor. Raylarından makaslarını değiştiriyorum. İstasyondan yolcu alıyor. Öbürü yük dolduruyor falan filan derken bir 10-15 dakika gün içerisinde muayenehane pratiğinde kafamı arıtıyor benim. Bu çok rahatlatan bir şey oluyor. İçimdeki çocuğu çıkartıyor. İçimizdeki çocuk 23 Nisan'ı çok güzel bir şekilde bu Covid'in maalesef sokağa çıkma yasağının içerisinde de olsa bütün Türkiye bence 23 Nisan'ı ve Ulusal Egemenlik Bayramımızı çok büyük bir coşkuyla kutladık. Bu beni çok mutlu etti. Nurlar içerisinde yatsın. Gani gani rahmet eylesin. Rahmetli Mustafa Kemal Atatürk sayesinde bugün buradayız. Rahmetli Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu Cumhuriyet'in doktorları şu anda dünya çapında BBC Prime'da bir konu olacak başarıyı elde ettiler. Bunlar hep Cumhuriyet'in kazanımlarıdır arkadaşlar. Cumhuriyet'in kazanımlarıdır. Cumhuriyet sarsılmaz bir bütünlüktür. Sarsılmaz bir güvencedir. Cumhuriyet savcısı der. Cumhuriyet'in askerleri der Atatürk'ümüz. Onun için de Cumhuriyetimizi sonuna kadar koruyup sonuna kadar da demokratik bir şekilde yaşamak şu korona belasından da bu güçle atamızın izindeyiz. Evet birisi yazmış atam izindeyiz diye. Sonuna kadar Atatürk'ün, Mustafa Kemal Atatürk'ün bu putlaştırmak değil. Bazı arkadaşlarımız bunu putlaştırmak olarak da düşünüyorlar. İşte Atatürk'ün büstüne bir alakası yok. Biz onun doktrinlerine, onun efendime söyleyeyim işte nutuk demin bahsetmiştim. Burada. Şuraya kadar geldim. Tekrar okuyorum. Yani sonra aklı Kemal. Aklınızda olsun bakın aklıma geldikçe. Bir saniye dönüyorum şu kapıyı kapatacağım. Tabii hocam. Aklı Kemal. Bu seriyi alabilirsiniz. İnternetten bulun. Onları çok tavsiye ederim. Aklı Kemal'i okumanız. Yani o günkü şartlarda bu mühendislik şeyleri, bu tarıma olan bağımlılık, hayvancılık, köy enstitüleri. Köy enstitüleri mesela siyaset yapmıyorum sakın yanlış anlamayın. Cumhuriyet tarihinden bahsediyorum. Köy enstitülerinin kurulumu. Bunu rahmetli Zeki Alasya bize bir konferans vermişti bir ortamda. Köy enstitülerini anlatmıştı. Hasan Ali Yücel'in yaklaşımını ve Can Yücel'i nasıl tersleyişi. Can Yücel, Datça'daki evine de gittim, ziyaret ettim. Orada gördüm. Can Yücel mesela oğlu yurt dışına gidecek. Hasan Ali Yücel, Milli Eğitim Bakanı, oğlunu göndermiyor. Zan altında kalırım diye. Etiğe bakın, değerlere bakın. Yani daha ne diyeyim? Ya o kadar çok konu var ki konuşacak. Aslında böyle bir konu başlığı koymak da çok zor bizim konuşmalarımızda, tartışmalarımızda. Biz arkadaşlarla bugün mesela yan komşularla bir oturduk, sohbet ettik. Mesafeyi koruyarak tabii ki kesinlikle mesafe önemli bizim için. Mesafeyi koruyarak o kadar çok konu geliyor ki ben de biraz gevezeyim galiba. Karşımdakini de konuşturmuyorum. Çenem ağrıyor ondan sonra. Ay hocam vallahi biz doyamadık. Yani o kadar güzel konuşuyorsunuz, o kadar güzel anlatıyorsunuz ki. Köy enstitülerini anlatıyordum. Serdar kardeşim yazmış. Bizim ilkokul öğretmenlerimiz köy enstitüsü mezunuydu. Evet, biz devlet lisesinden Serdar kardeşimle devletin lisesinden mezun olup devletin en iyi üniversitelerini kazanmayı
başarmış öğrencilerdik. Öyle bir eğitim alıyorduk. Eğitim öyleydi. Evet. Ve bir şey daha var. Öğretmen ataması bekleniyor. Bir ara Hocam kesildi aslında galiba. doğrusunuz ama şu anda geldiniz. Yani onu diyordum. Öğretmen atamalarından bahsediliyor. 10 bin tane öğretmen atılacak. Öğretmenlerin çoğu öğretmenlikle alakası yok. Yanlış Evet. mı biliyorum? Maalesef öyle. Öğretmen bizim en kutsal varlığımızdır. En fazla üzerinde durulması, en fazla yetişmesi gereken bir toplumun en çok ihtiyacı olan şey öğretmendir aslında. En önemli değerimiz, en önemli varlığımız gerçekten öğretmenlerimizdir. Öğretmenlerimiz bizi toplumun aynası. Önce ailede başlar. Temel. Bir çocuk ailede yaşamayı görür. Ondan sonra ilişkileri görür. Aile kültürünü alır. Toplum kültürünü alır. Din kültürünü alır. Din bir ahlaki değerdir. Evet. Ama her şey maalesef birbirlerine karışıyor, gidiyor. Evet, birisi yazmış bu sene diş hekimliği fakülteleri 6.421 öğrenci aldı. Evet, arkadaşlar şu anda diş hekimi açığımız var. Ben size bunu Almanya'yı çok iyi bildiğim için anlatayım. Almanya'da şu anda 35 veya 36 tane devlet diş hekimliği fakültesi var. Almanya nüfusu şu anda 82 milyon kişi. Ve şu anda da Almanya'da yine verilerde bir hatam yoksa yaşlı ve mesleği bırakmak üzere olanlarla beraber ortalama 40 bin tane diş hekimi var. Biz de Almanya'dan bu kadar fakülteden mezun olan diş hekimi sayısı en fazla olsun olsun o 30 tane diş hekimliği fakültesi olsa 100 tane diş hekimliği, yüzer tane diş hekimi mezun etse en fazla 3 bin tane diş hekimi mezun olur. Doğru mu hesapladım? Matematiğim biraz zayıftır ama herhalde bunu hesaplayabildim. Bizde şu anda 6 bin tane diş hekimi mezun oluyor. Yani neredeyse iki misli. Şimdi bir şey daha eleştireceğim. Bu doğru veya yanlış. Arkadaşlarım alınmasınlar, kırılmasınlar ama bu kadar fakültede, bu kadar öğretim üyesi, bu kadar tecrübeli öğretim elemanı, öğretim görevlisi, öğretim üyesi, asistan nereden bulunacak? Kim öğretecek bu öğrencileri? Kim yetiştirecek bu öğrencileri? Kontenjanlar şişiriliyor. Bir üniversite 60 tane kontenjan gösteriyor. YKYÖK'ten geliyor 180 tane kontenjan. Nasıl olacak bu iş? Nasıl mezun olan hekimlere biz yarın öbür gün güveneceğiz? Sadece hekim olarak değil, branşları da düşün. Temel diye bir şey kalmıyor. Herkes üniversite mezunu olacak. E ne olacak? Üniversite mezunu taksi şoförü, üniversite mezunu döner kesicisi olacak. Üniversite mezunu tesisatçı olacak. Hocam bir de sizin Maalesef. öngörünüz nedir? Bu soru da çok sık geldi. Sizce ne Korona zaman ile ilgili. diş hekimliği kliniklerine geri dönülür? Ya bakın. Şimdi Almanya'da Detlef diye benim bir arkadaşım var. Kliniğini bir hafta kapattı. Berlin'de. Sürekli çalışıyor. Ama çalışırken optimum dezenfeksiyon, sterilizasyon, asepsi, antisepsi kurallarına riayet ediyor. Bana sorarsanız çalışılabilir. Ama şu nokta, şu anda virüs çok aktif. Şu anda bir pandemik durumla karşı karşıyayız. Mecbur kalmadıkça bir süre daha çalışmamakta fayda var. Benim öngörüm, dedim ya bir sürü yazılar okuyorum, sosyal medyayı takip ediyorum, bilimsel yayınlara girmeye çalışıyorum, okuduklarımla. Eğer bir değişiklik olmazsa, bir formasyonda bir problem olmazsa, tahmin ediyorum 15 Mayıs'tan sonra, oraya da bayram denk geliyor, Ramazan bayramımız denk geliyor. Tahmin ediyorum Ramazan bayramı haftası, yani bittikten sonraki haftada rutin çalışmaya başlayacağız. Başlayacağız ama dediğim gibi eskisi gibi çalışmayacağız arkadaşlar. Algoritma bana hızlıca burada onu da son olarak anlatayım isterseniz. Dediğim gibi
hastaları bu koltuktan kalktı hemen hastayı oraya alın yapmayacağız. En az yarım saat o antiseptiklerin, yüzey dezenfektanlarının, efendime söyleyeyim, etkisinin olmasını bekleyeceğiz. Odalardaki aerosol etkiyi klimalarla veyahut da hava filtreleri var. Birçok firma şimdi Vestel'inden tutun, yabancı firma isimleri de var ki ben Vestel'e Türkiye'de çok güvenirim. Vestel çok iyi bir kurum. Cihazlarını vesairelerini kullanıyoruz da. Üretimi de çok iyi, dünyaya mal olmuş bir firma. Hava filtre eden, HEPA filtre görevi gören cihazlar var. Kliniklerinize onlardan tedarik edebilirsiniz. Hatta bir yayın okudum. Kliniklerde klimalar varsa klimadaki havalandırma sisteminin filtrelerini sık sık değiştirerek, eskiden mesela 6 ayda bir değiştiriyordum. Şimdi bunu ayda bir değiştirin, 15 günde bir değiştirtin. O filtreleri değiştirmeniz bile kliniğinizin havasını temizleyebilirmiş. Dediğim gibi peş peşe hasta alamayacağız. Günde 10 tane hasta bakıyorsak o ritüelimizi 5'e düşüreceğiz. Aerotol başlıklarımız, kavitron başlıklarımız zaten bunlar sterilizasyona girmesi gereken şeyler. Yüzey dezenfektanlarıyla temizleyebileceğimiz şeyler evet olacak. Aerosol emiciler çok sık aerosol işi yapan arkadaşlarımızla, meslektaşlarımıza bunlar kullandırılabilir. Ama ne kadar pratiktir ben kullanmadım. Restoratifte çalışan arkadaşlarımız, protezde çalışan arkadaşlarımız rubber damı çok öneriyorlar. Hastayla bizim aramızda bariyer oluşturuyor. Aerosol etki olsa bile o rubber dam hastanın salgılarını bizden uzaklaştırabilir, koruyabilirmiş okuduğum kadarıyla bunlar. Onun için rubber dam kullanmak, kendinizi ve hastanızı korumak, disposable malzemeleri kullanmak, maskesiz, gözlüksüz, yüz koruyucusuz, kollarınızı... Şimdi dikkat ediyorum. Biz diyor ki resim paylaşıyorlar Instagram'da. Biz sterilizasyon şartlarına çok uygun çalışıyoruz diyor. Nasıl çalışıyoruz? Birisi diyor ki video yayınlıyorum diyor. Yayınladığı videoda işte eldiven nasıl giyilir anlatıyor. Eldivenlerini önce giyiyor, sonra önlüğü giyiyor. Eldivenin kolları önlüğün içinde kalıyor. Yani bilmeden bir şeyleri anlatmaya çalışıyor ve yanlış bilgi veriyor. Eldiven en son giyilir. Senin hemşireni giydirirler. Hemşiren eldivenlerini giyer, steril. Ondan sonra giydirir seni. Eldivenlerini de en son verir ve eldivenin bilekleri senin önlüğünün bileklerinin üstüne çıkmalıdır. Bileklerin içinde kalmamalıdır. Kaldığı zaman hiçbir işe yaramaz. Yani bu gibi detaylar var. Kimisi diyor su altı maskesi alacağım, işte üstüne bilmem ne takacağım, kompresörüme bağlayacağım, hava gelecek. 15 dakika sonra nefesin kurur. Kurutur. Maalesef. Yani bunu süreç içerisinde öğreneceğiz bizler. Bir takım şeyleri yaşadıkça göreceğiz, öğreneceğiz. Öğreniyoruz da. Koronayla herkes karşılaşacak bu virüste. Ama hani hastalanmadan, atlatmadan, zorlanmadan atlatabileceğimiz bir süreç olsun. Ben hastanelerdeki arkadaşlarımla konuşuyorum. İstanbul'da mesela Amerikan Hastanesi olsun, Acıbadem olsun falan. Eskisi kadar hasta kalmadığını, yoğun bakımlık hasta ihtiyacının o kadar fazla, yoğun bakıma ihtiyaç kalmadan hastaların geri çevrildiğini falan bahsediyorlar. Çapa'da da öyle, Cerrahpaşa'da da öyle gerçekten. Yavaş yavaş biz galiba bu olayı kontrol altına aldık. Dediğim gibi zaten bizim rutinde olmamız gereken korunma önlemleriyle çalıştığımız zaman biz ne bir bulaşa sebep olabiliriz ne de bize bir şey bulaşır. Onun için dediğim gibi dikkatlerimiz her zaman alert vaziyette çalışmamızı tavsiye ediyorum. Ben biraz yoruldum galiba. Hocam çok teşekkürler. Ağzınıza sağlık gerçekten. Çok keyifli bir sohbetti. Hem çok bilgilendik hem de o güzel enerjinizden faydalandık. Böyle bir moralimizi Ben de açıkçası sizi izliyordum. Tonguç'la olan konuşmanızı izledim. Selim'le konuşmuştunuz. Selim Çömelek ki benim hayranlık duyduğum bir kardeşimdir. Çok severim kendisini. Onunla yaptığınız sohbeti izledim falan. Sonra beni de davet edince dedim ben de geleyim. Ama çok güzel bir sohbet oldu. Çok da keyif aldım. Konuşmayı da özlemişim. Çok teşekkürler hocam. Gerçekten ışık saçtınız diye bir yorum vardı. Yani aynen öyle oldu. Işık saçtınız. Çok teşekkür ediyorum. Estağfurullah. Çok huzurlandırdınız benim de katılarak.
konuğum olarak. Çok teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ediyorum. İnşallah yüz yüze de tanışırız. Umuyorum hocam. Karantina bitsin. En kısa zamanda zaten geleceğim teşekkür için. Tamam. Tamam. İyi akşamlar. Çok çok sevgiler. İyi akşamlar herkese. Hoşça kalın. Ben gidiyorum. Görüşmek üzere hocam.